Euzubillahimineşşeytanirracim. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Er Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak açıklığımızı versin. Rizası dairesinde hareket ve hayret kazandırsın. Bizi muhatap ilahesine vazar eylesin cenneti gaye yapıp cehennemde endişe eden kullarından değil, rizasını kazanmayı esas gaye maksat yapanlardan eylesin. Amin, Amin ya Rabbi. Evet, dima 206, 206. akıl 44, 44. Akıldan bir ısırmak için biraz mukademe yapayım. Akıl, ikal. ikalden geliyor, bağdan geliyordu. Onu biliyorsunuz çok her derste zikrediyorum. Bağdır vücudu mevcuda, mevcudu da vücuda dönüştürür. Vücudu mevcuda zat-ı vücudu o vücudun nurlarını, feyizlerini mevcuda yaşarken şu mevcudu da vücuda dönüştüren bir berzahtır, sistemdir. Vahi ile Yani mesela diyelim ki Allah bakidir bendeki cilvesini akıl fark ediyor Baki e, Şuradaki bendeki o beka ile e, şey de mevcuttur ahiret vücut vahaşa değildir vaciibi vücut değildir. Hani su, zati sıfat var ya vücut Beka vahdaniyet, O vücudu kastediyorum. Hani Zatı sıfat var ya, vücut, beka, vahdaniyet, muhalefet, ünlil, havadis gibi. Mesela Allah bakidir. Bu vücudi bir özelliktir. Mevcutta yok bu yani. Mevcutta tezahür eder yani. Beka istiyor. Baki olmak. İşte bakinin aynı vücudu baki olmak iktiza eder diyor ya. Yani bendeki o bakiyle, bakiye ve beka bulmaya... Ee, bu sistemi kuran akıldır. Bendeki, e, alacağım. Bendeki bekadaki cilveyi, bu aynı vücudum, nihayetsiz bir vücudun aynısı, hatsiz bu vücutları kazanmasına vesile. Bunu akıl yapıyor. Yani bu zerrecik vücudum, hadsiz vücudun aynısı, nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Var ya böyle, üç tane şey var orada. Başka bir, ikisi neydi? Hatırlayın. Bu zerrecik vücudum hadsiz vücudun aynısı. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasının hızıyla şualarda. E, şualar getirirseniz böyle ve nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile. İki on söyledik. Ve iki. kendinden daha ha. kıymetler. Bak kendinden daha kıymetli. Mevcuttan daha kıymetli. Baki itaatsiz vücutları meyve veren bir, bir daha. Bir daha. Yok 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 bir tane de var. Sevan ve mütedid veren bir hikmet, bir kelime hikmet hükmünde bulunduğunu mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilmel yakî yine bildi. He. Mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması bunu akıl yapıyor. Yani dolayısıyla dedi ki doktor, yani mevcudu vücuda dönüştürüyor ama vücudu vücudu mevcuda nasıl, nasıl dönüştürüyor? Onunla imbisat ediyor. O vücuda aynı darlığı bilerek aynı darlığını diyor. Bak. Aynı darlığını fark edince nihayetsizlik kazanıyorsun. Abi şey olabilir mi? Vücuttan mevcut için ezeliyet mı? mevcuttan vücuda ise evet mı? Evet. Yani inkişaf ediyor. Evet, evet doğru. Biraz gideyim bakayım tam olacak mı? Vahiy ile vacibül vücudu biz dönüştürürüz. Vahiy ile va vacibül vücudu bizi dönüştürürüz. Vahiy ile. Allah nedir? Vacibül vücud. Ama yani vücut nurlar yok mu? Güneşi buraya getiremezsin. Ama nurları var ya. Küçük bir foton, küçük bir güneştir. Baki değilim ama bakinin cilvesi var bende. Bunu anlıyor işte. Çok ilginç yani. bu. Çok tuhaf. Yani kendisinde olanı, dinsiz mesela, kendisinde olanı kendi zatı sıfatı bilir. Ben de canım. Ben de ortaya çıktı. Tamam mı? Ben de ortaya çıktı. Hatta ee, bir kulak boğaz bu doktoru vardı Alman. Dedi ki Afgan. Çapa'dan mezun tıpçı, çapadan mezun, Müslüman, tasavvufçu, mesnevici bu. Alman arkadaşlar var. Diyor ki ben onlara dedim ki hepimizin ortak bir tarafları var, duygularımız var. Ama hepimizde şu var. Şu var ya şu şu bir taraf şöyle. Hiç kimse de yok galiba sırf bende var. Bütün doktor demiş ki evet. Onunla demiş imtiyaz kazanmış olmuyor muyuz? Yani ayrı. Alman yani. Diyor ki bendeki o bazı şeyler var ya böyle bazı hissiyatlar beka ebed falan böyle kaygı. Bazı böyle şey geneldir ama bazıları hususidir. O öyle zannediyor. Bize va vahiyle ile genel olduğunu söylüyor. Vahiy muhatap olmayınca onu bilemez. Neyin, neyi, neyle nasıl bileceksin ki? Neyi, bendekini, neyle vahisiz nasıl bileceksin? Yani içsel donanımlarını, o sistem aynadaki gözükenle aynayı nasıl ayırt edeceksin? Ayna ile. Ayna o kadar şiddetli ki şu mesela güneşi tutuyorsun. Temmuz Ağustos'ta. Yani o kadar şiddetli ki güneş gözünü alıyor. Tamam Aynayı gel gör hadi. İşte Muhyiddin Arabi aynayı görmediği için aynaya güneş demiş. Ama ustat diyor ki şiddeti tevhid, şiddeti Kuyuzatı ile. işte bazıları böyle güya Muhyiddin Arabi'cilik yapacaklar gibi madde inkar ediyorlar. Muhyiddin Arabi madde inkar etmemiş. O maddede şiddeti zuhurda Zat-ı Zülcelal'i görmüş. Onu inkar etmemiş. Yani madde mevcudat yoktur. E, bunu diyen kim o zaman? Bunu diyen kim? İşte mevcut olan sensin. Yani o zaman mevcudu kabul etmesen ben haşa ben vücut muyum? Vacip miyim ben ya? Bunu kim diyor ya? O aynadır, o güneştir diye tefrik eden veya biz bizdeydik, biz bize geldik diyen kim o zaman? Yani bu tuhaf değil mi yani böyle? Şu bedenin tuhaf değil mi yani? Ben size bir şey söyleyeyim. Bütün hissiyatımla söylüyorum. Ruhum ne kadar orijinal değil mi? Vallahi ben daha garibime gidiyorum beden. Bedenim daha garibime gidiyor. Ne olur böyle şey yani de hemen itmeyin beni. Nasıl daha garip? O kadar alıştık ki. Vallahi ruhtan, ruh bir şekilde ya yani düşünsel, vehmi, nisbi, itibari, vahidi, kıyasi, duygu falan. bir acayip yani. İhatam e yok ki biraz garipseyim. Ama ben bu etin, vücudun, şu mevcudun, vücudun aynası olan şu mevcudun çok tuhafıma gidiyor ya. Yani ayak bu kola böyle açılmış falan. Normal mi yani? Böyle çıkıntılar olmuş, delikler açmış, matkapla bir şeyler yapıştırmışlar, monta etmişler. Yani burada bulunacak bir şey mi yani bu? Ruhun burada bulunacak bir şey yani. Bulunacak bir yer mi yani? Normal mi yani bu şimdi? Ya ne bileyim böyle bir tuhaf, tuhafma gitmeye başladı yani şu kainat. Ya, tuhaf, abi, saniyeler içerisinde binlerce Oldu, ona hissiyatım intikal etmiyor da yani garipsemiyor. Yani önemli olan devamlı bu ve diyor ki alemi misal der an ve an elbise giydiriliyormuş. Onun için bu ağaçtır diyoruz. Yani aslında eşyanın rengi yok. Rengi yok yani. E, maddeye suret ve renk veren alemi misal devamlı mesela madde geliyor böyle yukarıdan aşağı bir folye geliyor şak ona kitap sarar gibi sarıyor. Şak şak buradan mesela madde geliyor o da yukarıdan aşağı geliyor. Şu böyle geliyor. Bunun rengi yok. Bir folye gibi buzdolabı yemeği şey kapatır. Şak diye bunu kaplayan kaplayıcı gibi. Şak 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 arka arkadan da şak şak eşe gidiyor. Şak 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 şak. Yani biz bunu ağacın bu rengi ve şekli var zannediyoruz yani. Devamlıyorum. Şimdi nasıl farklı düşüneceksin ki? burada hiçbir şey yoktur. Bir adam haklı yani. Yani yok haklı değil. <laughs> haklı değil böyle kendisine mağlup olmuş. demiş ki ustad bu biraz daha akıllılıktır demiş. Nereye göre? Yani inkara göre bu biraz da da biraz biraz daha akıllılıktır. Yani bunun yok demektense sikir hiçbir şey yoktur demek. Bu yoktur buna ve bunun kıymetini bilmek lazım. Şunun kıymetini bilmek lazım. Çünkü burada ben anlam kazanıyor. Bununla burada e, ruh, imbisat ve inkişaf ediyor. Garip yani. Garip her şey garip. Elbise giydiriliyor aleme. Devamlı elbise giydiriliyor. Devamlı elbise giydiriliyor. Ne? Mesela buz dün akşamki derste. Buz burada, su burada. Olur mu? Ahiret burada, dünya burada. Alemi misal burada, alemi şehadet burada. Böyle bir şey olur mu? Nasıl olacak? alem misal burada alem ihadet burada. Mesela ne yapalım kürsüde de hoca da oradaydı. Ya. Kürsüde öyle diyoruz. Ahirete gidiyoruz. Ahirete dönüşüyoruz ya. Nasıl diyeceksin bunu kürsüde? Ahirete dönüşüyoruz. Dönüşü. Yani orada oluyor da mı burada gözüküyor? Burada gözüktüğün için orada oluyor. Sonra vardım ki ikisi aynı anda oluyor. Yani hepsi aynı şeyde. Yani böyle biraz böyle düşündüğü zaman Mesela buzdur. Bak şimdi buz. Bir küre düşünün. Küre. Donmuş buz. E, sudur. h odur Enerjidir. Esirdir. Maddi hayattır. Aynı hayattır. Hayatın zatları ceverdir. Esmadır. Sıfattır. Aynı şey. O zaman biz neredeyiz? Esma-i Hüsna'ların donmuş haliyiz ya. Esma-i oradan bize vurmuyor. Güneş oradan vuruyor. Şey yapıyor. Öyle değil ya. Esma ustalar donmuş haliyiz. Ya işte içinde miyiz, dışında mıyız? Ne demek yani içinde? Nur, odunun içinde midir, dışında mıdır, sağında mı, sonunda? Donmuş halidir. Yani Allah'ın nuru semavat ve alart ya. Allah, Allah'ın bütün isimlerin donmuş halidir. E biz esmanın içinde miyiz? Ne içindeyiz, ne dışındayız, ne evvelindeyiz, ne ahirindeyiz? Esmalar evveldir bize, ahirdir esmalar. Esmalar bize zahirdir, esmalar batındır. Ya desene donmuş haliyiz. Şimdi o Allah'ın nuru semavatı vel art. Yani evvel, ahir, zahir ve batın. Dolmuş hali. Peki nedir bu? Bu mevcut. Bu mevcut. Bu mevcudun kıymetini bilmek lazım. Yani kıymetini biliyoruz da farkındalığımızı arttırmak gerekiyor diye söylemek istiyorum. Ondandır ki vücudu olanları tekrar ettikçe ülfeti kaldırır, ünsiyeti artırır. ...vücudu olanları mevcut değil. E, şu bedenimizin arkasındakini fark ettikçe... ...ülfet kalkıyor. Üzerimize bir e, soğan zarı gibi bir şey var böyle. Bizi kaplamış. O kalkınca ülfettir o. O ülfettir, alışkanlıktır. O kalktıkça ünsiyet... Ünsiyeti hak demişler büyük zatlar. Çok tuhaf bir tabir, ha. Ünsiyeti hak. Yani e, bir manası şu. Öyle bir keyfe, haz ve hu, huzur alıyorsun ki garipsemiyorsun. Ay, bu nedir falan demiyorsun. Huzur, huzur oluyor. Sanki daha önce tanışmış, olmuşum, oradan gelmişim gibi böyle haz alıyorsun. Ünsiyeti hak. Yani hak olan Cenab-ı Hakk'a hissetmek. Hak olan, bak ünsiyeti hak. Hak olan Allah'ı fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. Ünsiyeti hak bir daha. Fikretmek akıl, hissetmek vicdan. Mahsetmek kalp, zevk etmek ruh. Tamam İlme lekin, ane leken, hakka lekin, lezzeti ruhaniye. 20. mektubun başı. Tamam. Ünsiyeti hak. Büyükler demiş Ali. Ünsiyeti hak. Hakka ünsiyet. Yani garipsememek o haletleri. Yani Allah Allah bu, bu nesi, neyin nesi? Böyle tuhafına gitmemek. Mesela bir köpek. Köpek şey yaptığın zaman. E, mesela korktuğun zaman e, garipsemiyorsun. Bir korku var ya. Yani korku ise, O neydi ya falan? O bana ne yaptı diye. Korku daha önce tanışmışız. Yani Allah ile daha önce tanışmış gibi oluyor. Ünsiyet hak. Gurbetteymişiz. Ünsiyet hak oldu. Silaya döndük. Silaya rahim diyor bazı alimler. Ben misalede de gördüm. Silaya rahim. Ünsiyet haktır. Esas sıla demek, bağ demektir. Rahime bağ. Rahimin onayladığı bağ. Bismillahirrahmanirrahim'deki o rahimin onayladığı bağ demek sıla. En güzel bağ Rahman'a olan bağdır. Rahman'a olan sıladır. En en yakınlık ünsiyet ünsiyeti hak rahime olan e, ünsiyet. Sendekini ortaya çıkaracaksın. Yani peki nasıl çıkaracağız? İşte bu. Bu sohbet. Sohbet zemindir. Zuhurat Allah'ındır e, ee, nasıl fark edersin? Haz olur, huzur olur. Hazır olmadıkça o bizde huzur olmaz. Huzur olduğunu, huzur varsa gösteriyor ki o hazırdır. Zemindir yani şu. Nasıl yapacağız? Bu işte. Bunu istemiş. Dersin başında demiştiniz ya abi vücudu mevcuda mevcuda <laughs> vücuda. Sanki buna en güzel misal kelam gibi geliyor bana abi. Kelam siz konuşuyorsunuz ya neredeydi konuşmadan önce bunlar? Geliyor manalandırıyorsunuz dışarı çıkartıyorsunuz. Mevcudan, mevcuttan da tekrar manayla vücuda evet, yani evet. Bir bir evet. evet. Tuhaf. Bir daha. Ondandır ki vücudu olanları tekrar ettikçe ülfeti kaldırır, ünsiyeti artırır. Yani mevcudu tekrar edersek ülfet olur. Vücudu tekrar edersek ünsiyet olur. Bu çok önemli. Osman. Ee, mevcudu tekrar edersek ülfet olur. Mevcudu vücudu tekrar edersek ünsiyet olur. Ünsiyeti hak olur. Eskilere göre ünsiyeti hak. Ustada göre ünsiyet. Vücuttakileri tekrar değil kaldığın yerden başlamaktır benim şey. Aynı şeyi tekrar zannediyoruz. Oysa kaldığın yerden devam etmektir. Aynı şeyi tekrar etmek gibi gözüken şeyler var ya subhanallah elhamdülillah allah Ekber. Aslında bizde kelam itibariyle şu muayene olan bu mevcutta tekrar gibi oluyor. E, ruhta öyle değildir. Her subhanallah, her namazın sonunda subhanallah demek mesela öğle namazındaki subhanallah ile sabah namazındaki subhanallah aynı değil. Kaldığın yerden devam etmektir. O açıyorsun. Evet. O açıyorsunuz. Mesela lastik aynı şeyi tekrar ediyor ama yer aynı değil. Lastik dese ki e, ben aynı şeyi tekrar ediyor. Yani araba diyor ki ben tekrar ediyorum. Sen tekrar ediyorsun ama sonuç öyle değil işte. Arnavut köyden havalimanına gittin. Başka? Ben aynı şeyi tekrar ediyorum diyor lastik ama yer öyle değil. Mekan değiştikçe üzerindeki ruh da yani şoför o arabada oturan da ruhtur. Evet. Subhanallah, subhanallah, subhanallah lastiğin dönmesidir. E kalpte ise şey, zihinde ise mekan açılıyor zihinde mekana tefekkür e, yürümektir Allah'ın verdiği cevap tefekkür hazdır nedir o peki o tefekkürle zihinde mekan açıyoruz lastik aynı şeyi tekrar ediyor ama mekan değişiyor mekan değişikliği şoföre yani orada gözlemciye göre bak şey değişiyor alemi değişiyor baraj vardı ağaçlıklar var kırsal ağaçlık ev bilmem ne bakın Aynı şey tekrar. Ama geçersen lastik olursan ben hep aynı şeyi tekrar ediyorum. Toprak eğer asfalt olursan üzerinde böyle bir anda birisi geçti. Ama göz için lastik değil bakın. Zahirde e, tahayyül ve tasavvur lastikle asfalt gibi düşünün. Asfalt, mekan, tahayyül, lastiğin dönmesi de tasavvur. Devamlı değişkenlik, fikir değişikliği ama aynı şeyi tekrar gibi gözüküyor. Sen de öyle gözüküyor ama e, yaptığın tesir aynı değil. Dönmesi, yani. Gibi evet. Dünyanın dönmesi, güneşin dönmesi gibi. Abi, hak da, e, hayret aktif ediyor. Nasıl, nasıl çalışıyor? Ne durumdadır? E, mesela tasavvufta en son mertebe e, hayret makamıdır. Yani tefekkürle hayret etmektir. Tamam mı? Böyle. Hayret, ünsiyeti, hak e, bu biraz da Risale'de hayreti de geçiyorsa ay aa, hayret demiyor. Risalede zaten beklediği bir şey gibi sanki. Böyle e, nerede cevelan ettiğini biliyor. Hayret ummadığı, beklemediği e, şeylerin ortaya aniden çıkması. Yok yani bu e, ademi de vücudu da biliyor risale okuyan. Yani bilerek basıyor ayağını. Şimdi o sonsuzdur. Hayret makamı sonsuzdur. O üstte hakta yani vasatta mıdır hayır. Ee, hayret tabii yoksa ifratı inkar olur. Hayretin ifratı inkardır. Tefriti zaten oradan düşmektir. Ülfettir yani. Ee, ünsiyet hak ise haz ve huzurdur. Huzur deyince böyle bir cinsellik, baklava yemek, bir manzarayı seyretmek gibi değil ha. Yani hayretin şeyini demek istiyor. Abi. Hayretin vasatı, ünsiyeti hak mıdır? Ee, diyebiliriz evet. Evet. Yani aslında hayreti büyüttün yani burada da Esad ünsiyeti hakkın vasatı e, hayret makamıdır yani. Ünsiyeti hak yüksektir. Ünsiyeti hak hayretini arttırıyor. Hani de demiş ya peygamber aleyhissalatü vesselam aleyhissalatü vesselam hayretimi arttır ya Rabbi. Hayretimi arttır diye vası var. Huzurla ünsiyet Evet. Huzurla. bilir Bak. ünsiyetiyle ile huzur. Evet. Evet. Yani onunla dönüştürüyor. Sonuç e, ünsiyet. Ama sistem e, hazır olduğu için huzur. Hazır olan da bizde huzur olarak çıktı. O zaman insan o vahşet, dehşetini ortadan kalkıyor. Evet ünset. Çok garip ya. Ünset. İşte büyükler, eskiler Ünsed hak demiş. Yani Cenab-ı Hak var ya Cenab yön demek. Hak yönü. Hak tarafı. Ee, vücuttakileri tekrar değil kaldığın yerde de, de, devam etmektir. Tekrar etmek de oraya doğarsın. Tekrar ederek oraya doğmaktır. Doğum sancısı tekrar gibidir. Ama başka yere doğmaktır. İntikaldır. Başka bir yer okuyorum. Yine akıllarla alakalı. Bu 30. defter. Aklın bozulması ve aklın çürümesi ve galati hisse uğraması üç tane şey var. Aklın bozulması hakikatten kopuk vehim. Vehim abiler e, e, derim çok deşetlidir. Yani e, Ustad 83 asarı Bediye'de cinnet cinneti müstevliye dünyayı istila etmiştir diyor. Onu ders yaptım Rize'de. Cinnet Cinneti i müstevliye. Delilik var ya geçici delilik Gafur. O derse katılamadın galiba. Yani canlı yayın olsa. Abiler çok ilginç bir cümledir. Ne olur Allah rızası için dikkatinizi çekiyorum. Bak şu ne kadar ak akıl konuştum ya. Ondan daha mühim bu. Cinneti i müstevliye, geçici delilik dünyayı sarmış. Karısı, çocuğumuz, eşimiz, ben, eşim, çocuğum. Dinliyor musunuz? eşim, ben, çocuğum, kızım, amcam, dayım istisna olmamak şartıyla her tarafa geçici delilik, cinnet yani ille cinnet geçip cinayet yapmak değil. Yani delilik küllü <laughs> nasi mecnunun ala kaderil hava ihtilafil cunun 13. şu an bütün insanlar delidir. Ama delilik ihtilafil cunun. İhtilaflıdır, derece derecedir. Ee, niye? niye? Allah ve ahirete inanacak, rahatça günah işleyecek ve bu hakikatten kopuk olacak. Delilik alameti. Bak cinneti müstevliye. Cinnet delilik istila etti ahır zamanda. Şimdi o zaman diyor 1900 kaçta 8'de söylüyor. Cinneti müstevliye dünyayı işgal etti. Delilik delilik. Allah Allah bu akıl adam ya, bu doktor adam deli ya. Ama nasıl deli? Ali raporu yok. Resmi değil. Akıldan mı Ha. Artık ne düşünüyorsun? Ne dedim sen? Yani herkes delidir ama raporu yok. Kimisi 46, 43, 42, 41, 16 falan böyle derecedir. Cidnet-i müstehliye. Hiç kimseye ait değil yani. Dünyayı istila etti diyor. Bunun dışında kalmaz. Mü Peki ne yapar? Üç tane kuveyi ifrat ve tefritine taşır. kuve aklıya, kuvveyi şey ve kuvveyi adamıya. Mesela bir delili söyleyeyim. Çok masum değil mi? İkide bir telefon değiştirmek. İhtiyacın var mıydı? Zaruri miydi? Ne, ne, niçin değiştiriyorsun? Ne bu? Bu niçin israfa gidiyorsun? Cinnet-i müstevliyeden dolayı. Kuvve-i ifratıdır. Niye ikide bir araba değiştiriyorsun? Kuvve-i ifrat modudur. Deliliktir o. Ya. E peki kuvve-i akliye niye kendine kendin yeteceğini zannediyorsun? Hocalara diyor Emir Kendi ilminin kendine yeteceğini, kendisi kendisini yeteceğini zannıyla Risale-i Nur'a kalıyor diyor. Kuvve-i Aklı'ya bak. Kendi ilminin kendisine, kendisinin kendisini yeteceğini. Lan neyi kıvıracaksın? Aklım aklıma bela olmuşsa, aklımı aklımın şerini nasıl kurtaracağım? Neyi kurtarıyorsun? Ya bu kardeşiniz bir sorun yani çünkü sır, sır haramdır söylemek. Aklınız durur bu memlekete gittiğim zaman o dev insanların benimle hususi konuşmalarında ne kadar zor durumda ve ilaçta durduklarını. Çaresinin Risale'nin olduğunu bilmiyor musun dedim. Dev dev. Tekamül dersi veriyor ya. Aklıma mukayyet değilim Karsan kardeş dedi ya. Tekamül ya. Arapçanın son şey. Onu verdikten sonra icazet verecek. O Arapça kuracak. Alet ilimlerine hapsoldun hocam dedim. Alet ilimleri. Sonuç değil bu. Ya. cinnet Ya bir bana bunu yaz dedi ya. Ne yazacaksın? Al gir al sarı ya. İn, sonuç intihardır be. Bak bir uçakta başıma geleni anlat. Ondan sonra Furkan dün gülmüştü. <laughs> uçakta şimdi. Beş F'deyim. Beş, F'deyim. Beş F. F. O uçağa bindik. Yani mer uçakta e, <laughs> bayağı baya kişiler var yani. Nereye gidiyorlar? Ya seminer verecekler ya seminer alacaklar yani. Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin mensupları. Prof yani. E, kadın, erkek. Prof yani normal değil. Döcenti değil. Açtığı yani. Şimdi olanı söyle. Şimdi ben bindim. Böyle kibarlık ifadeleri, selam. Oturdum. Başladım Kur'an'ımı okumaya. Uçak kalktı 15 dakika. Kalktı yani doldurdu. Kalktı 15-20 dakikası sonra Kur'an'ımı bitirdim. Cüz'ü bitirdim. Aldım e, defterimi. Bu defter. Göstereceğim yamuk yumuk nasıl yazmışım. Bak abiler ha, göstermek için. 24 9 2023 Rize'den İstanbul'a uçaktayım 9.25 saat. Şimdi bunu ama bu kadar sayfa ama yamuk yumuk. Bak şurada bak kalemi çizmişim. Turbülansa girmiş yani. Turbülansta tahmin ediyorum denizden Samsun'dan karaya geçerken olmuştur. Şu turbülansta oldu. Şu turbülansta oldu. Hiç bunu yazarken buraya çizdi bunu buraya atarken attı. Gene böyle bir şey yaptı. Şimdi bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Bak burada. Şimdi uçak indi. Piste. Ben hala yazıyor. Telefonlarınızı kullanabilirsiniz. Anonsu geldi. Şunlar profesör ya. Şimdi her arkamda sağımdakiler de bakın seminer alıyorlar ve seminer edecekler. Ondan sonra taktılar çat çat çat. O anda hostes de bakıyor yani böyle. Bakmış. Mesela, çalışıyorum yazıyorum. Dedi ki neyse e, koydum. Bir baktım herkes çoğu ayakta. O ikisi duruyor. Kadın ve erkek. Dedi ki beyefendi bir şey sorabilir miyim dedi. Buyurun dedim. Ben dedi ilk önce düşüncemi söyleyeyim. Sonra soru soracağım sana dedi. Hiç tanımıyoruz. Uçağa topraktayken Kur'an okudun dedi 15-20 dakikadan bak Kur'an okudun 15-20 dakika sonra Kur'an'ı kapattın ondan sonra bunu diyor başladın bir şey yazıyorsun cep telefonuyla benim telefonumu bilgisayar gibi kullanırım belki de bu telefonu benim kadar şey kullanan çok azdır devamlı defterimle o olur bak şimdi bir şey anlatacağım adama bak şimdi bu adam bilmiyor mu şeyi uçak indi dedi şeye de yanaştı Hostes hanım diyor bakıyor ki kapatsın şey bak herkes kalkışı şey yapacak. Siz hala yazıyorsun. Ben ne düşündüm biliyor musun siz? Hala? Kim olduğunuzu bilmiyor Ben uçağa <laughs> girmeden yani oturuyorum. bu uçaktan korkuyor. Ölüm korkusu olan adam dua okur. Bu Kur'an okuyor. Ölüm korkusu var onun için dedi vah, şey yaptım dedi. Sonra baktım ki yazıya dönüştürdünüz. Tamam o düşüncesini değiştirmek için yaptı. Uçak korkusundan yaptığınızı. Ama piste indi, piste yanaştı. İstanbul Havalimanı ya, belki de 15 dakika yanaşma yapıyor. Gene 15 dakika karada gidiyor, gene yazdınız dedi. Kara indikten sonra korku olsaydı uçak korkusu bunu bitirmeniz, bırakmanız gerekiyordu. Çünkü korku andayım ama siz hala yazıyorsunuz. Siz uçak korkusundan yapmadınız. Ne yazıyorsunuz? Neyi merak ediyorsunuz? Neyi şey yapıyorsunuz? Biz de e, biz de bir sağımız, biz de ilim insanlarıyız, bilim insanlarıyız dedi buradaki bulunan. Ki evet evet dedi kadın. Ben de dedi merak ettim. Eğer uçak korkusu olsaydı dedi piste indikten sonra kapatmanız lazım. 15-20 dakika dedi. Karada gidiyor. Sonra hala yazıyorsunuz. Ha, burayı niye anlattım buraya kadar? Şunun için anlattım. Ne yapıyorsunuz? Ne yazıyorsunuz? Bu uçak korkusu değildi. Niye Ne yapıyorsunuz? Ne okuyorsunuz dedi. Telefondan bir şey kaydediyorsun. Dedim ki ben dedim ömrüm dedim hep bu merakla geçti. Nedir dedi merak? Kendimi merak ediyorum dedim. Kendimi merak ediyorum. Kendimle meşgulüm. Uçağı bile fark etmedim dedim. Uçağı bile fark etmedim. kendimi merak ediyorum. Kadın dedi ki profesör Nasıl yani dedi. Aklımla aklımı merak ediyorum. Aklımla aklımı keşfetmeye çalışıyorum. Bir paket gibi iken bu yaratılışında hiçbir özelliğim benim katkım yokken burada bir şekilde bulundum. Nasıl bulundum bilmiyorum. Ama hiç alışmadığım, daha önce bilmediğim bir memlekete geldim burası. Dünya dediler. Bilmiyorum belki de değildir dünya. Öyle dediler. Şimdi bana uçakta dediler ama belki acaba uçakta mıyım onu da bilmiyorum. Belki de rüyadayım. Fanusta olamaz mıyım şu anda dedim. Birbirlerine baktılar böyle biraz hafif alay gibiydi ya o soruyu sorarken. Bir anda orası soğuk şey gibi kesti. Oradaki dedi ki adam kendinizi nereye kadar varabildiniz merakınız dedi. E dedim ki insanın iç aleminde bir dehliz gibi girdikçe giresin baktım ki ucu olmayan bir karanlık gibi bu gördüğümüz dünya var ya dedim bunlar onun yanında hiç zor toz bile değil. Bir baktım ki aklımın sahili yok. Aklımla aklımın şerine kurtuldum. Neyse başla konuşmaya biraz. Arka tarafta onların o da bilim insanı tesettürlü bir tane hanım. O da ağzını yaptı. Tenan Tanimeli diyorum Risale-i Nur talebesiydi o. Başka olamaz yani. Bizi tanımasa bile bir tanesi sormadı ki ne o merak ediyorsun? Ya bildiler ya hayretlerine böyle <laughs> ne merak ediyorsun? Kendimi merak ediyorum. Düşünebiliyor musun? Bir hoca abi hiç kendisini merak etmemiş. Hep ders vermiş. Evet sonucu söylüyorum. Hep ders vermiş. Hep kendi dışındaki cahil görmüş. Hep kendisi alim. Hep ders verme. Hep büyük. Ne hocaları bilmiyorum. Bir baktı ki bir tanesi Sabah sabah şok ediyor. Ne merak ediyorsun dedi. Kendimi merak ediyorum. Şimdiye kadar botanikçi ağacı merak ediyordu. Ziraatçı sığırı merak ediyordu. E, fizikçi fiziği merak ediyordu. E, şimdi adam gelmiş bir tanesi ben kendimi merak ediyorum dedi. Aklımla aklımı keşfetmeye çalışıyorum. Aklımı aklımın şerrine kurtarmaya çalışıyorum. Bunun, bunun dışına kalabilir mi bu adam? Kim olursan ol. Olur. Bu yani insan olmak zordur. Herkes beşerdir. Neyse devam ediyoruz. Aklın bozulması hakikatten kopmak vehim ile olur. Aklın çürümesi hakika, hakikatsız fikir ile olur. Ga Galatis'e uğramak akılsız bir sıfat. Ne demek bu? Şu. Aklın bozulması için hakikattan koptukça vehim, ifrat ve tefrite düşer. Cenab-ı Hak, Hak Allah'ın ismi ya. Vehim insanlara zenginlik katar. Yani zengin, yüksek, geniş, derin düşünmesine sebeptir. Bir daha. Vasatı, yani. Vasatı bu evet. Ee, yukarısı okyanusta olun orada misal veriyorum. Okyanustayız. Yüksek. Sahil belli mi? Yok. Geniş. Dibi var mı? Sipsiyah. Yok. Yüksekten kaim ruh. Genişlikten gayem kalp, derinlikte gayem. Burası derin, Dünyanın öteki tarafında dağ var. Dünya böyle. Burası vadi ise burası tepedir. Ne kadar hacim var burada çukur? Dünyanın şurasında. Aynı onun hacmi kadar bu tarafta dağ, dağ vardır. Böyle tamam. Dağ vardır. Böyle dengelidir. Şimdi yukarısı ruh, geniş kalp, derin dima. Vehim ise vehim yüksek, geniş, derin düşünmesine, zenginliğine, insana zenginlik katmak içindir veyim. Düşünce zenginliği, farklı düşünce sığırda yok bu. Melekte de yok. Melekte de yok bu seviye. Ama gel görelim ki ifratı kendini şey karşı ortadan kaldırırsın. Vehmin karşıyı kaldırırsın. Tefriti kafana sıkarsın. Vasatı kendini inşa edersin. İşte aklın bozulması hakikattan bir gane olmaktır, kopmaktır. Aklın çürümesi, akıl çürür mü? Demek ki güneş görmemiş, kapı kapalıydı. tafun etmiş. Onun için doktorlar demiş ki, doktorlar siz demişsiniz de size tekrar edeyim. Güneş girmediği yere biz gireriz demiş. Aklın çürümesi hakikatsız fikir demek. Hakikatsız fikir hakikat var mı içinde? Yok. Şu top geldi de şuraya gitti de şu, şu Tayyip Rusya'ya böyle dedi de şöyle yaptı da hakikati bir fikir. Yani devamlı değişken bana pek lazım olmayan şeylerle meşgul olmak bu aklı çürütüyormuş. Artık çürünce elma ne oluyorsa böyle o. İşte geçenlerde çürümüş kar, kavunu koydular böyle aman. öncekileri de berbat etti. Çürümek o demek. Biraz mideye soktun sen daha önce 10 dakika önce yediğim yemeği de berbat etti. Galatis olması ne demek? Galatis asılsız bir sıfat yani iktiran gibi. Gene yani sebeple sonuç aynı yerde aynı zamanda görülmeleriyle sebebi fail zannetmek oluyor. Galatis. Sebeple sonucu Davut aynı yerde gözükünce sebeple sonuç hep beraber olunca faili sebep zannetmek Galatis'tir. Hisin yanılmasıdır. İşte bu aklın bozulması birincisi hakikattan bigane olmak, hakikattan kopuk vehimlerden oluyormuş akıl bozuluyor. Aklın çürümesi hakikatsız fikirden, galati his ise sebep sonucu beraber hep görmekten, idrak etmekte edememekten, tahkik etmek edememekten e, sonucu bu sebebi bilmek. O endici lama. Şimdi e, Şurayı da okuyayım. 22-23 okuduk. Ee, herhalde şurayı da okumak istiyorum. Ondan sonra biraz rahatlatayım. Farklı bir şey. Farklı bir şey olacak. Şu abiler. Ee, bu mühim, mühim. Hepinize ma lazım. Ailenize. Benim gayem böyle. Sırf böyle bir kuru kendini inşa etmek değil. Uygulanabilir içeride. Dışarıda da uygulanabilir bir şey olsun adına çoluk çocuğumuza, evladı yalemize, kendimize faydalı olacak bir şey okuyacağım şimdi. Yani nasıl anlarsan. İşanet taşları. Sorumluluk olmayan beşerdir. Sorumluluğu olmayan, sorumluluk almayan beşerde kalır. Hiç kimse anasından insan doğmaz, beşer doğar. İnsan olunur, insan doğulmaz. Beşer şerlerle, zıtlarla cemdir. Ne kadar Zıtlardan ayrışırsak o kadar insan oluruz. İnsan olmak zordur. Ha. Diyor ki nasıl olacağız? Beşerden insan olacağız Ali. Sorumluluk almakla olur. Sorumluluk almayanı artık naz yapar, inat yapar, kin yapar, adavet yapar, yapar da yapar. Kendini, kendi haddini aşarak hakkı olmayan hatlara, hudutlara tecavüz eder çünkü sorumluluk almamış. Mesela ben nasıl yapabilirim? Sorumluluğu almıyorsun. Ders hani beni ilgilendirmez diye, "A biniyorsun arabaya işte ha vurup harman savuruyorsun. Ben aileyim. Aile misin? Reis misin? He babamsın. Sen istediğin hareketi yapabilir misin? Sorumluluğun var. Evlenmek, ödemek. Tamam? Sorumluluğun var. Şimdi alıp da böyle artık o dönem ben arabayı aldım, gidiyorum. çadır kuracağım var. Yapamazsın. O bitti. Ha. Demek ki sorumluluk olmayan beşerdir alan insandır. Ne kadar almışsan. Sonra en büyük sermayem sorumluluklarımdır. Bunlar benim zenginliğimdir. Derinliğimin yoludur. Yani sorumluluk insanı aciz bırakan değildir. Yani. İnsanın zenginliğidir. Yani keyfe maşalikten seni kurtarıyor. Keyfe maşa. Keyfelikten kurtarıyor. Keyfilikten kurtarıyor. Sorumluluk almak. Sorumlu olduğunu bilmek. Sorumluluğun e, his boyutu ise vefadır. Ve fayda doğurur. Yani hayvanların sorumluluğu yok. Ancak o dişilerde yavrularına karşı o da sorumlu hissediyor kendisini. Ee, sorumluluk ve doğurur. Latife insaniyedendir. Ama bir cihete bakarsan vefa aynı zamanda sorumluluğu da doğurur. Yani sorumluluk geneldir. Vefa muayyen bir şeydir. Mesela sorumluluğun bildiğimiz için buradayız. Yani sorumluluk umumi bir kavramdır. Bu konuda seviyesi olmayanlarla dost olma, Yoksa şamandıran gibi seni yüzeye çeker. Sorumluluğu olmayanla oturup kalkma. Olunca ne olur? Şamandıranası bozulan su deposunun e, artık kapatma veya açma özelliğini yitirir, seni suyun üzerine çıkarır. Suyun üzerine çıkan bir cisim ise suyun hareketine mahkumdur. Lap 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 oynar nerede, ne zaman, ne yapacağı bilemez. Sorumluluğu olmayanla oturup kalkma. Bununla bir eylemsel yapayım mı? Eylemsel, uygulanabilir yapayım. Ben dememişim, şu anda söyleyeceğimi ben dememişim. Lütfen bana bağlamayınız. Diyormuş ki alimler, eşinizi boşanmış olanlarla, kızınızı evli olanlarla, hele dul kadınlarla, arkadaş etmeyin oğlunuzu boşanmış erkeklerle e, ve sorumluluk almayan kişilerle dolaştırmayın niye bugün aile yuvalarının yıkılmasının en büyük sebeplerden bir tanesi de e, birbirlerini sirayetten kaynaklanıyor yani cesaret alıyorlar, oturuyorlar. Aa öyle mi ya? Sen de ben biliyordum. Ya bırak ya olur mu ya? Şu bir o şey şöyle yaparsan o şu olur. Ya öyle değil ya senin düşündüğü gibi de falan falan diye. Yani tahribe ve yanlışa cesaret ve şey verir. Güç verir. Onun için büyük zatlar demiş ki sorumluluk almayanlarla oturursan sorumluluk sorumlu sorumluluk getirir sana sorumluluk almamış. Şimdi eylemsel itibariyle boşuna dememişler. Mesela diyelim ki büyük zatlar demiş. Alimlerle oturursanız ilme karşı meyliniz artar. Tasavvufçularla oturup kalkarsanız tasavvufa meyliniz artar. Padişahla oturursanız gurur ve kibriniz artar zenginlerle oturup kalkarsanız kanat azdı, doymama hastalığı başlar. Hastalık herkes kendi potasındakini verir. Ay biliyor musun diyor erkek ve kadın boşanmış. O kadar rahatım ki ya bir bilsen keşke on sene önce bu işi yapsaydım. Yalan külümen yalan. Araban vesaire varsa yükümlülüğün sorumluluğun o nispetli olur. Yoksa bunlar ne yükümlülüğün ne de sorumluluğun olur. Rızk ne kadar yüksekse sorumluluğun da sorumluluğun da kıymetinde o nispetle yüksek olduğunu gösterir. Mesela imanı kazanma ve kaybetme rızk altındadır. Yani sorumluluğun o kadar büyüktür. Bunu bunun eğitimini Allah mesela iman ve insan olma sorumluluğu o kadar mühim ki diyor Cenab-ı Hak fiilen. 15 yaşına kadar, buluğa kadar Allah insana fırsat veriyor. Bu sorumluluğun büyüklüğünü göstermek içindir. Tabii ki sonucu çok büyük. Bak, imanın sorumluluğunu bil. İman o kadar büyük ki sana bunun kıymetini, farkındalığını arttırman için sana 15 sene fırsat veriyorum. Bunun kıymetini bilmek adına 15 sene fırsat veriyorum. 15 sene eğitim yap farkındalığını artır. Dimanı karanlığa, zülmetlere sokan ifrat ve tefrit modlarıdır. Hangi özellikler? Kin, öfke, nefret, kıskançlık, düşmanlık, ben merkezlik, gurur ve kibir. İnat ne yapar? İnat ne yapar? Kimi sıfatı Kur'an Risale'de geçiyor Kur'an'da? Nemrut. Karşısında kim var abiler? İnat neyle kalkar? İbrahim'i sıfatla. İbrahim'in sıfatı neydi? Tefekkür ve şefkat. Tefekkür ve şefkati yoksa inadı kalkmaz. Boşuna uğraşma. Ee, kibir kimin sıfatı? Ya karşısında kim var? Neyin peygamberi? Şeriat. Adab ve edep, haddini bilip hududunda kalmak ahlak. Ahlakı yani hayasını, edebini, haddini, hududunu bilen ki sünneti seni bu ahlaktır, edeptir diyor. Ahlaklı insan kibrini kaldırabilir. Ya. Ve Dima dersine hoş geldiniz. Yani bunları hiç saymıyoruz. Çünkü şimdiye kadar e, saat doktora gitmiştik, terapi aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Eee Dima 200 şey Dima 206 akıl 40 44. Evet, gönder herhalde Furkan gönderdi. Sayfa 216 28. defterin 28. defterin e, 216. sayfası. Mektubat 217. Gördünüz mü? Bir tanesi bana gördüm dese. Tamam. E, e, Sırrı insana gönderildik zannediyorum gruba. Şu şurada dursun. Hem ümmi bir zatın, ümmi bir zat, lugat manasıyla okuma yazması olmayan, tabiri ise, mükteki manası okuma yazması olmayan, e, e, melekut manası ise, anasından doğduğu gibi arı duru saf olan yani fıtratına müdahale edilememiş ümmi anasından doğduğu gibi olan o zat yani öğretmen toplum televizyon tiktaklar youtube'lar bozmamış ruhunu düşünebiliyor musun hiç hiç film seyretmemiş of hiç film seyretmemiş hiç sinemaya gitmemiş ondan sonra hiç şunu yapmamış, hiç bunu yapmamış. Nasıl adamdır değil mi? <laughs> Ancak hacdan döndükten sonra abi öbürü bizden geçti. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Güzel nispet etti. Allah hepimizi grup olarak haca nasip etsin. Amin. Amin. Vallahi ya. Ya Rab. Amin. Geniş yer istemiştik. Olmayacak gibi tepecikten. Hele cennet mazisin. Allah'ım öyle duayı kabul ettin ki 300 metre ile cevap verdin. Senin için zorluk yok ya Rabbi. Allah'ım bizi grup olarak haca götür. Amin. Amin bu dersi orada yaptır ya. Amin. Ya ne iyi olur ya. Ya her asırda şimdi de konuşuyoruz. 350 milyon insanın rehberi olmuş. Başka merci olmuş. Başka akıllarının muallimi olmuş. Başka akıllarının murşidi olmuş. Başka kalplerinin müneviri ve musafisi olmuş. Başka nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi olmuş. Başka Ruhlarının medar inkişafatı ve madeni terakkiyatları olmuş. Bunları toparlarsak, hepsini cem edersek, olması cihetiyle misli böyle yapabildiği için ne yaptı? Ee, 1400 sene geçmesine rağmen her asırda 350 insan, milyon insanın rehberi olmuş, merci olmuş. Yani ne yapması lazım? Ailevi sorun ise onun ailesiyle. Ee, sıkıntı ise kendi sıkıntısıyla. Her şeyde bizde merci olmuş, çözüm malzemesi olmuş. Akıllarımıza muallim ve murşit, kalplerimize münevir ve musafi, nefislerimizin mürebbisi ve müzekisi, ruhlarımızın mender inkişafı ve madeni terakkiyatı olması cihetiyle misti olamaz ve olmamış. Misli yok. Yok ki yani böyle en azından bir tane genel hayatından peygamberin Okçular Tepesi'ndeki o ahlakı vermesi cihetiyle de misli yoktur. Akıllarının muallimi ve murşidi. Yani bizim konumuz akıl olduğu için. Muallim öğreten, talim eden. Murşid ise yaşayarak doğruyu gösterenmiş. Her aklın böyle bir muallime ve murşide ihtiyaçları varmış. Demek ki akıl kendi başına akıllılık yapamaz. Akıl kendi başına akıllılık yapamaz. Muallimi anlıyoruz. İrşad eden yani rüşdet dönüştüren rüşte dönüştüren yani hidayetine vesile olan. murşit, irşat yani rüşte ulaştıran. Sini bulu değil, sini rüşt. Hakkı hak, batılı batıl bilme, fikri, hissi, duygu ve latifesine sahip etmek. Mektubat 332. İnsanı dahi öyle bir tarzda icat edip ona akıl vererek onunla şey, onunla ve mucizatı sanatına ve o bedi kudretine karşı Aa buraya geldik gene aynı şey. Ee, secde hayret. Bak o, o, ısırmak için konuştuk ya. Evet. Secde hayret. Ee, aslında bizim neydi? Ee, secde hayret değil de hayret makamıydı değil mi? Evet. Burada secde hayret varmış. Çok ilginç. Hayret hayret aslında neymiş biliyor musunuz? Herhalde diyecek mi ya? Hayret Hayret Aklın secdesi. Evet. Hayret aklın secdesiymiş. Ne ifade ya? Bak şimdi. İnsana da öyle bir tarzda icat edip ona akıl vererek onunla o mucizatı sanatına ve bedi kudretine karşı secdeyi hayret ettirerek aklına ona ayat-ı kibreyi okutturup ayat-ı kibre eylemsel. Evameli tekvini değil de ayat-ı tekvini okutturuyor. Kemerbeste ibadet ettirerek yani insanı bir halete sokuyor yani muata ilahiye haline geliyor. Lugatta kemerbeste ibadet yani ubudete hazır. O lugattan konuşmuyorum. Lugatı da ama söyleyeyim dedim. kemerbeste ibadet yani ubudiyet hazır hali. Yok. Yani ona dönüştürmüş bir hayret acayip bir şey. Açtı i̇şte bu. Hayret ubudiyettir. Namaz ibadettir. Hayret Ubudiyet'tir böyle. Daha camidir. Direkt o mescidi kebirde bir abd sacit fıtratında yaratmıştır. Mescid-i Kebir neresidir? İlk anlaşılan dünya. Mescid-i Kebir. Dünyadan daha büyük Mescid-i Kebir var. Mescid-i Kebir. Hadi. Yani şu beden ruhun mescididir. Mescid-i Kebir'idir. 46. sayfa sözlerde diyor ki ruhun e, salat-ı kübreye kalkarsa. Yani salatın 3 farzı var. Namazın 12 farzı var. E, e ruh. Bakın eğer ruh salat-ı kübraya kıyam ederse, ayağa kalkarsa beden arzda namaz kılar. Bak ruh salat-ı kübraya kıyam ederse, kıyam. E, beden arzda namaz kılar. Şimdi Mescid-i Kebir mülk manası burasıdır, dünyadır. Ama esas melekütteki mescidi kebir bir bedendir. Başka bir sonrakinin bir öncekisidir. bedendir. Aklın bedenidir. Mesci peki gir gir yukarıya vicdanın mescidi akıldır. Kalbin mescidi vicdandır. Ruhun mescidi karttır. Aklın secdesi hayretmiş. Ki tasavvufta aklın en yüksek makamı hayret makamıdır. Tasavvufun en son mertebesi. risale normal yürünen yer. Hayret, buradan da bulduk Osman. Hayret aklın sıfatıdır. Evet. Ali hayretten teşekkür ederim. Sağ olasın ya. Bak herkese servis yapmaya başladı. Ben <laughs> evet bak oradan beri yapıyor bak. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Abiler ee, tasavvufta son mertebe olan hayret. Risale-i normal yaşanan bir dünya. secde hayret. Aklın secdesi. Akıl secde eder. Mescid-i Kebir'i ne olur unutmayın. Mescid-i Kebir bedendir. Aklın mescidi bedendir. Yani aklın burası vicdanın akıl. Kalbin şey genel böyle götürüyoruz. Yani yukarıya doğru. Şöyle Osman bakar mısın dışarıdan ince. Beden, akıl, vicdan, Kal, ruh. Yani ruhun mescidi genel itibariyle en geniş tarihde bedendir. Ama hasa doğru gidersek he. en dıştan dışa olursa ruhun mescidi ama bunu kaçırmamanız gerekiyor. Ruhun mescidi yani ruh mescidi en kutsi ibadet yeri insandır. İnsanın bedenidir. Ruhun ruhun secde ettiği yer bedendir. Onu pergele koyarak tasavvufçuların büyükleri bazı demiş ki... ...ya demiş taşın etrafına döneceğini kendi etrafıma dön demiş. Beyazı tebestan vesaire demiş. Yani böyle yap anlamında dememiş. Biz onu cümleyi başını sonunu kesersek... ...adama bakıyor Kabe'yi haça... ...haç İslam'dan bir tane iken... ...farsken dışlamış. Onun siyak ve sibakı olmadan bu kadar zulüm olur o zatlara. Ve iftira olur, hak olur. Yani o karşıdakini ders de vermiş. Ne alarsın böyle her tarafın darmadan duman etmişsin. Şu yok bu yok. Taşın etrafına dönmüşsün. Dönsene bedenin etrafında. İnşa etsene bedenle alakalı hakikatları. Kendini inşa etsene. Çok zenginsin komşuların aç. Çok acayip jiplere biniyorsun. Akraban zekata muhtaç. Çok efendim alimsin kimseye faydan yok. Kimse bir şey anlatmıyorsun, koşturmuyorsun. Ey perdelerine, örtülerine bürüne peygamber kalk namaz kıl, kalk Kur'an oku, kalk zekat ver dememiş. Kalk tebliğ et, hiçbir şey dememişsin. Gayret etmemişsin, nasıl olur ya? Kalk ya, kalk ayağa kalk ya. Yakınlarına bir, bir, bir bir şey de ya. Dikkatli çek bir şey söyle. Ne yapıyorsun sen, ne yapıyorsun dedi ya. E dedim ya kendimi merak ediyorum. Ya yetiyor. Şimdi o düşünüyordur. Olan bu adama bak ya kendimi merak ediyor. Hiç merak etmeyecek mi ötekisi? Yani bu adam basit adam değil ki. Allah bu söz hep ders veriyordu. Ders aldı şimdi. Vesaire. Tebliğ et diyor. Yapamıyorum abi bütün bunları. Yapanlarla beraber ol ya. Yapanlarla beraber ol. Tenkit etme yeter ya. Mektubat 248. 842 eşittir M. 248. Şirk yolu tariki hattan ve tevhid yolundan Yüz bin defa daha müşkilatlıdır. Nihayet derecede gayrı Yani iman etmek zorsa şirk yolu daha zordur. İkisi de zordur. Yani zahirde zahire baktığın zaman hakikaten karşıda elma gözüküyor. Allah gözükmüyor. Ya, tamam elma gözüküyor. Tam da bunun sanatkarı yok ve bunun sanatkar olması lazım. Yoktur demek daha zordur. Onun için bilmecburi her şeyin vücudunu inkar eden akıldan istifa etmişler mesela e, var. i̇nkar ederek akıldan istifa etmişler. Hebeneka var galiba. Auguste Comte mu galiba Fransız. Yani demiş ki Allah ustad da kullanıyor bunu. Allah inkar et bu mevcudatı görüp Allah inkar etmektense mevcudatı görüp Allah inkar edeceksen o zaman demiş ki bu çok zor. Mevcudattan sonra Allah yoktur demek çok zor. O zaman Allah inkar e, e, gayemse mevcudat yoktur der. Bunlar hepsi ilizyondur, hayaldır, yoktur dedi. Bu ustat diyor ki Allah'ı mevcudatı görüp gördükten sonra Allah'a inkar etmek bu deliliğe, bu akılsızlığa düşmemek için biraz akıllanmışlar. Allah'a inkar hesabına bu kainat inkar etmişler. Bu daha akıllılıktır. Bir derece akla yanaşmışlar. Yani. Bu daha akıllıktır. Hakikaten akıllıktır. Yani mesela gözümü görüp de köre vermekten etse göz yoktur daha iyidir yani. Benim aklımı bana verenin kendisi akılsız olduğunu yani ilimsiz olduğunu demektense benim aklım yoktur. Nedir peki? İllüzyondayız. İllüzyondayız. Acayip ha. Bu son asın şeyi hastalığı şu Hey, hiçbir şey hakikat değildir. Hiçbir şey gerçek değildir. Ee, böyle bırak kendini, sal kendini. Bu dizim. ruhunu anlatıyorum. İsim vermeden anlatıyorum. Hiçbir şey hakikat değildir. Hakikat bulunamaz. Hakikat ancak bu her şeyin sahibi kim ise o diyecek ki bunu bunun için yaptım. Bu hakikat olur. Bunun dışında olamaz. Vahiye kulak asmadıkları için hakikat var mı? Yok tabii. Onlara göre yok. Cenab-ı Hak hakikat e, olmayınca. E, demiş ki e, her şey böyle hayaldır, ilizyondur, bizim tabirle zandır. E, tıptakini söylüyorum sizofrenidir. Bunlar çift hayatlıdırlar sizofreniler. Küçük bir dünyası vardır o dünyanın içerisinde fikirler diyor. herkes aynısı mevcuttur. Ali ben sana şey yaptım kendi hususum diye tamam söz verdim falan ettin. Şimdi Ali söz verdin ya sen şey yapacaktın. Yok abi öyle şey. Lan vallahi söz verdin dün vermedin. Yok abi ne zaman. Ya dün falan yerde demedin mi ya. Sen de şöyle Allah Allah. Herhalde ben kafa yedim ya. Bu adam da yemin de ediyor. Ha, küçük bir dünyasında burada söz aldı. Sonra nefsil emirdeki ile kopuk. Ne anlatıyorum bunu? Tıptaki adı çift hayatlı. Hani çift hayatlı demezler de sizofren derler. Benim tabirle çift hayatlıdırlar. Bizim tabire getireyim bunu. Sizofrenidir. Çift dünya yaşıyorlar. E, vehim süreciyle zan dünyası. Zan sonucudur. Vehim sürecinin zan sonucu sizofrenidir. Kendi. Yani çift dünyalıdırlar bunlar. Çift. Onun için e, Budizm Şakemuni bu da. İllüzyondayız. Hiçbir şakikat değil. hayaldır. Anı çıkar. Bizi rahatsız eden cinselliktir. Yeme içmedir. Bunlardan sıyrıl. Ee, şeye gideceksin. Böyle sıyrılarak. E, bir dağın tepesi var. Nirvana. Nirvana'ya gitmek demek. Aklın fikirlerini. Vicdanın isterinden kalbin duygularından, ruhun latifelerinden sıyrılıp hiç olmak, boş olmak, nirvana. Onun için bize dayatmalar var. Çıplak olacaksın. Çamaşır, iç çamaşır da yok. Yani doğa, doğanın sonucuyuz. Doğa ile elma ne gördünse otuyla, yaprakla ancak nirvana'ya ulaşırsın. Hakikaten halaklan insan fi takvim. Şuna bak. Sımeredet ne ve söyle safilin. Allah bir şey. Vahiy olmasa buydu ha şu anda popüler İslam'la Budizm beraber gidiyor Avrupa'da. Rusya'da İslam galip, Avrupa'da beraber gidiyor. İslam galip olmakla beraber ama Budizm de bayağı yayılıyor. Çünkü Nirvana, Nirvana'yı anlattım size özelliği, şey, bilerek ve hakim olarak mevzuya size özel anlattım. Bu yani hiçbir hakikat yoktur, ilizyondayız, biz zanlarımızı yaşıyoruz, onların dayanatmalarıyla. Sonuç şudur, esrar içmek, içki içmek şunu yakalamak içindir. Esra içince ne yapar? Kapının arkasında. Uyanınca kaç saat geçti? Oh beş saat. Oh be. Beş saati atlattık sıkıntısız. Onun için Gavurun ömrünü sanki harcıyor. Altı saati atlattık be. Kurtardık. Sıkıntısız. Onun için içiyor. Bir, bir, yerden geliyorum. Çatı da içmiş. Bizim köyde. Çatı da içmiş. Belki başkası gelirdi evin üstüne. Çatı kapıyı açık unutmuş galiba. Orada tuğlayı kafasına koymuş, yastık yapmış, orada yatıyor. Ama eli de şöyle. Ben de kabak ve mısırları şey yapmak için gitmiştim. Ben de dedim baktım baktım. Ya Rab sana nasıl şükredeceğimi bilmiyorum. Ama hiç şey yapmadım ha. Şey yapıyorsun. Bunlar aksesuar. Bunlar olmasa dünya Mesela arabada sırf gitme, yürüme var. Aksesuar yoksa, saat yoksa, e, sinyaller yoksa, ne bileyim bir şeyler yoksa araba olur mu? Aksesuar lazım onlar. Evet, şimdi okuyorum abiler. Şirk yolu dedik. tarih Yak'tan tevhid yolundan yüz bin defa daha muşkilatlı, nihayetsiz derecede makuldur Onun için bir mecburi her şeyin vücudunu inkar ederek, akıldan istifa etmişler. Bitti. Ayata tekminiyeleri yani realiteleri görüp şirk yapmaktansa akıldan istifa etmek akıllılıktır. Çünkü şirk aklın kendisini ve sıfatlarını ortadan kaldırdığı için şirk nedir? Aklın kendisini 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 ortadan kaldırmaktır. Tevhid yolundan yüz bin defa daha müşkilatlıdır. Hayatı tekminiyeler yani nefsül emirdiği görüp bu akıl Şirk, şirk yolunu yapmaktansa akıldan istifa etmek akıllılıktır çünkü şirk aklın kendisini ortadan kaldırmaktır akıl aklını akıl aklını aklın aklı var onu ortadan kaldırıyor aklın aklı var aklın aklı var kalbin kalbi var İmanın imanı vardı demiştik ya. Ee, mesela zihin değil şöyle. Mesela ben sahte şey, e, bir şey yapıyorum. Yanlış yapıyorum bilmem ne yapıyorum. Kim beni uyarıyor? Yapma yanlış yaptın ya. Vicdan. vicdan. Aklın aklı vicdandır. Zihin de e, vicdanın içindeki bir unsurdur. Sırf zihin olsa basit olur. Aklı o kadar zulüm yapma. Vicdan üst bilimdir. Evet. Evet. Diyor ki doğru yaptın. Tabii vicdan tabii. İkisini yapıyor. Doğruya, doğru yanlışa yanlış. Akla his noktasında da e, uyaracak. Akla irade noktasına, ibadet noktasında da uyaracak. Sıf aklı zihin yapsa marifetullah'ta ikaz olacak. Tevhid zıtları cem eden zatın birliği olduğundan. Tevhid neymiş? Zıtları cem eden Bak tevhid neymiş? Tevhid. Zıtları cem eden zatın mesela tevhid. Vahdet nedir? Vahdet abi zatın birliği değildir. Sistemin birliğiydi. Bunun arkasındaki zat tevhiddir. Tevhid nedir? Zıtları cem eden zatın birliği. Allah'ın birliği değil bu. Yani bu olursa nakıs oluyor. Bak. Allah es esma, Allah. esma, esmadaki Allah tabii. Mesela bir sürü esmalar yok mu? Rahman, Rahim, Celal var. Cemal Hazret. Zıtlar yok mu? Celal esmalar yok mu? Cemal esmalar da var yani cemali esma var cem celali esma var kemali esmalar var e, o zaman Allah Allah esma da bir Allah esmada da bir ama e, Tevhid bu değil Tevhid birbirine zıtlaşan esmaların birliği Celal ile cemal çatışmıyor mu bizi cehennem biz ha Tevhid demek zıtları cemeden zatın birliği olduğundan bu zıtların kendi sıfatlarının gereğinden ayrılıp bir gaye ve maksat için zıttıyla bir olabilmesi esbaba ters düştüğünden aklı değildir. Amin. Ne dedin lan? Bir daha. Çok o zaman. Bak <laughs> bir daha. Yazan ha, kim Hakikaten eğer ben yazsaydım anlardım. Evet. Bak bir daha. Zatın birliği olduğundan tevhid. E tamam. Zıtların Zıtların kendi sıfatlarının mesela celal ve cemalin kendi sıfatlarını zıtlar ya sıfatlarının gereğinden ayrılıp mesela celal, bak iyi dinleyin abi, celal sıfatlar var, cemal sıfatlar var. Bu celal kahar esması, bu da şefkat e, rahim esması. Bu kahretmek isterken bu şefkat etmek istiyor, bu diyor ki hakkımdan vazgeçti. Bu da diyor hakkımdan vazgeçtim. Ondan sonra ikisi bir oldu. Nasıl olduysa ben de anlamadım. Hı, bak bir daha. Çok yapamaz ya. Bu tuhaf bir şey oldu yani. Ne olur bu, bu canıma şey yapın. Katılın ki keyifli bir şeydir. Mesela bak cehennem kahar esması. Kahrediyor. Kahar esması. Cennet rahim esması. Rahim esması şefkat etmek istiyor. Bu da kahretmek istiyor. Hani cehennem niye? zincirini kopattı aşır meydanında da hücum etti anlatmıştım. Kahrediyor. Şu kahret hiçbir zaman şefkat etmez. Bu şefkat hiçbir zaman kahretmez. Ne alacak bir yere getiremeyecek miyiz bunları? Yani kahredenin hak edene kahretmesi şefkatin kendisidir. Ha işte oldu. O ama bu yapacak bunu. Dedi ki arkadaş dedi ikimiz çatışıyoruz. İkimiz çatışıyoruz. Biz bir yerde buluşalım. Bir yerde buluşalım. Sen hakkında vazgeç bu diyor. Bu da diyor. Sen de hakkında vazgeç. Bir yerde biz ortak bir taraf bulalım. Ortak buldukları taraf. Tamam bulalım. Kime gidelim bu işin uzmanı? Akla gidelim. Celal ve Cemali kendi haklarından vazgeçip bir makama gittikleri makam Kemal'dir. Akıl o meydanda bu zıtları cem eden bir makamda olduğu için akıl tevhid ediyor. Onun bir abi. Tabii. O konuşma, detayını konuşma. Bu sistemi anlatıyor. Sınırı var tabii canım. Yani dolayısıyla Kemal bu. Burayı anladık değil mi bu? Çok ilginç evet, bu. Diyor. Evet. Usta der ki akıl meydanına. Peki ne yapar? Celali esmalar, Cemali esmalar kapışıyor. Bu buna diyoruz ki arkadaş sakin ol. Sen de sakin ol. Hükmünü icra etme. Mektebatta da kullanıyor. Her esma hükmünü icra ederse ortada otlar dolar. Ağaçlarla alakalı esmalar ol hakim olsa ağaçlar dolar. Kuşlarla alakalı esmalar şey yaparsa her taraf kuş istila eder. Kedilerle vesaire hepsi dengeli değil mi? Bütün esmalar dengeli. Kedi, çakalı, ağacı is şey yapan esmalar dengeli. Şimdi çam, şimdi diyor ki e, Celal memleketine. el kahar muntakim isimleri. Ey Rahman ve Rahim isimleri. <laughs> sen senden çık, sen senden çık. İkiniz asliyetinizi bırakmamak şartıyla ortak bir noktada homojen bir şey olun. Bunun adı kemal. Bu ortak buldukları yer akıl. Okuyayım. Zatın birliği olduğunda bu zıtların kendi sıfatlarının gereğinden ayrılıp bir gaye ve maksat için zıttıyla bir olabilmesi esbaba ters düşüyor. Esbaba ters düşüyor. Esbab üstü bir şey bu kemalat. Cemal ve celal esbab alemini oluşturuyor. <laughs> kemal ise esbab arkasına taşıyor. Bunu kaydedersin Osman. <laughs> celal ile cemal esbab alemini oluştururken kemal, kemal e alemi Esbab arkasına taşıyıp arkasını düşündürüyor. Yani Celal ile Cemal'ın çarpışmasında esbab çıkıyor Osman. E ki çıkıyor esbapsız bir şey. Celal ile Cemal birbirine çarpışırsa alem-i ihaddette esbabı doğuruyor, İnsanın akılda ise kemala çıkıyor. Esbapsızlık bu yani. E tevhid zıtların cem eden zatın birliği olduğundan bu zıtların yani celal, kahar ve rahim ismi ikisi zıt. Bu zıtların kendi sıfatlarının gereğinden yani kahar etmek, şefkat etmek bu bunu bırakıyor kendisini bu da bırakıyor. Bir gaye ve maksat için kendi sıfatlarından sıyrılıp farklı bir şey buluşabilmek esvapsızlığı doğurur. Her şeyin aklı olmadığını, her şeyin aklı olmadığını aklımız da söylüyor. Her şeyin akli olmadığını aklımız da söylüyor. Sanki şuurlu imiş gibi kendine çalışmayıp ereğine, gayesine, bütünsel birliğe çalışan esbabın aklı değil, yani sebep sonuç ilişkisinin üstünde olan hakimiyeti mutlaka olduğunu akıl söylediği halde aklı dinlememektense aklı inkar etmek evladır. Her şeyin aklı olmadığını aklımız da söylüyor. Sanki şuurlumuş gibi kendine kendine çalışmayıp yani mesela soğuk esbabı, sıcak esbabı kendisine çalışmıyor. Sıcağı diyorsun ki ne yakmak değil mi gereği? Sıcak. Sıcak yakmıyor. Var yani böyle 1800 santigrat derecede yüksek fırında var. Hocamız bizi anlaşmıştı. Topraktan çıkan madenleri, kamyonla gelen toprakları. E, sıcağı, Ustad da şöyle diyor. Sıcağın bir derecesi var ki diyor, yakmaz. Etrafını brüdetiyle dondurur. Onu bilimsel tarifi 1800 santigrat dereceye geldiği zaman bir an varmış, kısa bir an. O anda o 1800 santigrat derecede yakma yapmıyormuş. Soğuyla etrafındakilerin her şeyin sıcaklığını alıp e, soğukla don, don, donduruyormuş. Soğukla yakıyor. Evet. Soğukla yakıyor. Mesela güneşin etrafı soğuktur biliyor musunuz? etrafındakileri alıyor. Mesela buzdolabı kanunu ne? Sürün böyle şeylere. dem. Buz Buzdolabındaki şey mesela çakmak var ya çakmak. Niye su gibi gözüküyor? Aslında gazdır. Üzerindeki ısı alınınca suya dönüşür. Bıraktığın zaman ne uçuyor? bıraktığı ısıyı alınca gaza dönüşüyor. mesela buzdolabı niye soğutuyor? Soğukluk vermiyor. Yemeğin soğukluğunu al, şey sıcaklığını alıyor. Ha, aynı. Bu sefer o alınca suya dönüştürüyor. Mesela güneşten güneşten ziya çıkar, nur çıkmaz. Nur çıkarsa etrafını aydınlatır. Ziya nur değildir ama nur da var içinde. Bir pakettir çıkar. Ee, o ziya maddeye çarptığı zaman ziyanın içerisinde bulunan yedi tane sıfat bir tanesi ki ışıktır. Ortaya çıkar. Isıdır bir tanesi. Isı çıkar. Ee, güneş ziyaya yayar. Ziya da yani foton fizikte ısı var, ışık var, renk var, dalga boyları var. Ee, bunu yayıyor. Bunu yayınca e, güneş ne yapacak? Etrafından ısı alacaktır. Etrafı dondurur. Etrafın güneş yakar zannediliyor. Ha, dondurur. Ee, onun için şeyde de geçiyor. Ee, güneş diyor nasıl kendisine dönecek? 10. sözün 3. E, zehirde midir? Sıcaklığı üzerine sarar diyor sözlerde üzerine sarar diyor. Orada şeyde o sözler sözlerde geçiyor sözlerde. Haşir risalesinin e, dördüncü zeyl değil ya iki veya üçüncü zeylde. Üç olabilir. O diyor güneş nasıl sönecek? Verdiği ziyayı üzerine sarar diyor. Bizim gibi sönmek değil kendi üzerine döndürür. E, güneş madem foton veriyor fotonda pakettir. Maddeye çarparsa ısı, ışık, renk, utrovia bir sürü dalga boyları çıkıyor. E çevresi? Çevresi soluktur. Çünkü evet. madde yok. Madde nerede çarpıyor? Atmosfere çarpıyor. Atmosfere çarpınca nur çıkıyor. Işık çıkıyor. ısı çıkıyor. Evet devam edeyim. Sanki bunlar şuurluymuş gibi kendine çalışmayıp kahar kendisine, rahim kendisine çalışmayıp eleğine, gayesine, bütünselliğe, birliğe, çalışmasıyla esbabın aklı değil yani sebep sonuç ilişkisinin üstünde olan hakimiyeti mutlaka olduğunu akıl söylediği halde aklı dinlemektense aklı inkar etmek evladır. Şuursuz esbabın aklı olmadığı halde akıllı iş yapması gayesi olmadığı halde irade ve ihtiyar olmadığı halde varmış gibi esbabın davranması aklı değildir. Demek mesela e elma aklı olmadığı halde akıllı davranması akli olmadığını aklımız anlıyor. Demek bu kainat kurulurken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla iza edip çözemeyiz. Aklımızdan önce kainat vardı. Bu kainat kurulurken aklımız kullanılmadı. Akıl inşa edilirken, bendeki akıl, bendeki akılla yapılmadığı için ben kendi aklımla, aklımın künhiyetine, aslına, hakikatine varamam. Ancak aklı yapanın yöntemiyle ki onun adı da vahiydir. Evet. Ee, burada şöyle diyor arkasında. Aklın sıfatları şunlarmış bu makamda. Secde-i hayret. Aklın sıfatıymış. Muhakeme aklın sıfatıdır. Sayfalar da belli. İnat ve tasubu kavmi dima hapishanesiymiş. İnat, inat, tasubu kavmiye menfi milliyetçilik ee, ve tasub cemaatına, mesleğine, meşrebine, anlayışına tasub etmek, taviz vermemek. dima hapishanesiymiş. Şüphe aklın sıfatıdır. Tahattur aklın sıfatıdır. Hayret aklın sıfatıdır. Usanç aklın sıfatıdır. Şuur aklın sıfatlarının bütünselliğidir. Muhakeme aklın sıfatıdır. Muvazene aklın sıfatıdır. Akıl aynı zamanda midedir. Sayfaları da koymuş. Birinci faslımızı e, akıl 40, 44'ün birinci işini bitirdik. وَاخِرْ دَوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة İnsar zihniyet hubbu nefisten gelir. Kendi nefsini ve anlayışını beğenmekten, başkasını hak vermemekten geliyor. Cümle benim değil ki ha. ı zihniyet hubbu nefisten gelir. Benim anladığım gibidir. Bunun ilerisi olmaz. Ey! Abicilik yapma! Ey! Abicilik yapma! Niye Abiliğim gidiyor? Şehlik yapma. Şehlik yapma. Ey! Niye şahsım gidiyor? Ya isim değişik. Mesela tarikat da öyle diyor. Sofi diyor ki, buraya girdin girdin, kurtardın. şey de öyle. Nur talibisi de öyle. Nurcu oldu oldu bitti. Peki kendi meşrebin, kendi meşrebin mahşapan bunla aldın aha bunla aldığın suyla bununla aldım farklı maşrapa meşrep su akıyor cemaat nur cemaati niye onu sevmiyorsun? yanlış düşünüyor öyle düşünüyor ya yani. dolayısıyla kendi anlayışına kanaat eden diyor ustat ne diyor sen söyle siz söyleyin kendi kana kendi anlayışına kanaat eden he nakıstır desene abi nakıstır. Başka inisar zihniyet böyle anlaşılır. Bu budur. Bu başka manası yok. Bu bu. O tekisi olmaz o yanlış. inisar ee, inhisar zihniyet nereden geliyormuş doktor? Hop bu nefisten, Hupu nefisten geliyor. geliyor. Sonra maraz oluyor. Sonra maraz oluyor. Niza ondan çıkıyor. Niza ondan çıkıyor. Kavga çıkıyor. Ben ben böyledir ha. Böyle estağfurullah. Mesela Ha? hakkı eder. Hacat ve tenevri, hak olur. Hakta eder. Evet. Ka kaçıncı sayfa? 719. 719. Yani benim anladığım külliyatta ya kardeşim İsmi Azam'dan gelmiş Risale-i Nur. Ne demek her mertebenin mertebe azamından gelmiş. Ben kimim ya ki benim anladığım gibi olacak. Tobestofurla ya. Ama bunda, bundan fark, fazla bir şey anladın mı? Şahsçılık yapıyorsun. Şahsçılık yapıyorsun. Milleti kendine bağlıyorsun. İlim durur be kardeşim bu yaptığın şeyle. Gazali'nin kitabından nakletmek, gazalcilik mi yapıyoruz? Gazali gaz şey, mı yaptı? Yani ilim ortaya çıkmasın mı? Yok, mana çıkartma, şahsçılık çıkıyor. E Gazali o zaman niye çıktı? E Ustad niye çıktı? kendisini söyledi. He. Kendisini e, söyledi laf var ya. O da bir görüş değil mi? Evet. O da bir görüş. Hadi bakalım. Biz eee işte. yani e, doğru düşün düşünmeye zarar verince e, insan çok zor durumlara kendi imtihanını zorlaştırıyor. Sanki o dediğiniz şey ihtiyaç var gibi Hangisi? Demeye mi? Ha ne Çekiniyorum vallahi. Aferin. Doğru söyledin. Dedin ki. Dedin mi daha önce? Demedim. Kardeşler ilk önce Tevrat mı geldi? Zebur mu? Önce Tevrat. Tevrat. Sonra? Zebur. Zobor. Sonra? 3 evet. evet. devir yaşamış ya. Dördüncü devir Kur'an. Ee, i̇nsan da 4 devir yaşamış. İlk önce esir. Şeyde Osmanlıca'da Vehhabiyi anlatırken bir kön ilk önce esaret. Sonra kölelik. Kölelik. Sonra ecir, sonra malikiyet. Şimdi dört devir ya, abiler, Kur'an'da cari olan bir kanun Risale-i Nur'da da caridir. Ee, ustadın dönemi neydi? Biraz önce tehlif. Hayır, tehlif. Ee, varislerin ve nur talebelerin varisin son ölümüne kadar neşir, neşir. neşir. sonra evet. üç tahkik evet. sonra kemalatı ortaya çıkacak risale e şimdi ustat yok e, aklını cebine koyacak seni aklını ikna edecek kendisinden daha kıymetli varisler de yok e, diğer abiler de seninle em, emsal hepimiz emsaliz kimsenin meziyeti yok onaylanmamışız

bu beşerde Allah'ın bir kuralıdır. Peygamberi değiştiriyor. Müceddit de değişiyor. Allah kendi kitabının hükmünü kaldırıyor. Vahi mücedditlerin de hükmünü de kaldıran Allah'tır. Risale-i Nur son asrıdır ama içerisine dört inkılap geçirmesi lazım. Beşinci de tahakkuk edecek. Nedir o? Ustadın telif dönemi bitti. Abilerle neşir dönemi bitti. Şimdi tahkik dönemidir. Artık başka hiçbir şansımız yok. Yani Risale-i Nur'a takli edildiği tahkiki, başka tahkiki olursak inhisarı zihniyetten çıkarız. Yani benim anladığım gibi ha budur, bunun dışında kaziptir demez. Kucaklayıcı olur. Kendi meşrebine kanaat etmez. Beraber olur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Dima 206, de, akıl 44'ün ikinci oturumu. Evet sayfa 221 abiler. Mektubat 263. Nasıl ki sen adi küçük taşları Allah Allah. Şimdi ne konuşuyorduk Osman? Şimdi bir, bir çay, yani meyve faslında. Meşrep, meslek, meşrep, kucaklama. Ha başladık. Ya nereden bileceksin bu çıkacak? Bak ne çıktı, bak bak. Şey, evet. Çünkü nasıl ki sen adi küçük taşları, Kabe'den daha emniyetli ve cebeli Uhud'dan daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de Kabe hürmetinde olan iman, ve Cebeli Uhud azametinde olan İslamiyet gibi çok çok efsafı İslamiye muhabbeti ve ittifakı istediği halde görüyor musunuz? Muhabbet ve birbirini kucaklamayı, muhabbet ve ittifakı istediği halde mümine karşı adavete sebebiyet veren adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı iman ve İslamiyete tercih etmek o derece insafsızlık bir, akılsızlık iki pek büyük zulüm olduğu 3. Aklın varsa anlarsın. Evet metimiti çok ilginç. tavafuk Aklın olduğunun alametlerinden aklı bir insanda olduğunu nasıl anlarız? Hayri kesir için şerri kalil kabul edilir sırınca. Yani e, hayri kesir için şerri kalil kabul edilir. Bu sırdır. Ama bağnaz insan Geçimsiz insan önceden peşime karar vermiş adavete. Ben bunu sevmemeye karar verdimse o kadar esbab var ki. Ben bunu sevmeye karar verdimse o kadar esbab var ki. Mesela ben hep derim böyle. Şimdi de söylüyorum. Demiş olayım. Vallahi inanarak söylüyorum. Beraber hareket ediyoruz. Beraber aynı şeyi teneffüs ediyoruz. Ama e belki de yani göremediğim bir şeyi Risale-i Nur'da e, ee, belki ben yanlış ediyorum veya ne kıs ediyorum veya sen çınar ağacısın ama ben sana saksilik vaat ediyorum. Bir bakın Allah aşkına gidin dolaşın Nur Cemaat'in içinde meşveret var, Hamid, şey, Hamidiye var, Sungur abinin var, Sufası var, yazıcısı var. Tamam bu kadar. Şey gitme yeni yasaya, gazete, şey, siyasete. Hamidiye var, Meşveret var. Sungur abi var. Yazıcı kardeşler var. Enkur var. Git. Git kardeş Allah aşkına. Git. Bak meşreplerine. Uygunsa kanaat et. İki, iki bir zıp, zıp dolaşma. Kanaat et. Kanaat ettin mi? Daha sorgula ama. Ama bak yani. Hepsi hak. Hepsi hak. İnanıyor mu? Vallahi böyle inanıyorum. Çünkü sen belki Balinas'ın Karadeniz Karadeniz'de balina yaşar mı? Peki çınar ağacısın. Saksi ona yer olur mu? O, ovaya dikilmesi lazım çınar ağacı. Böyle. Niye biliyor musun? Biz güya bunu yapmacık yapıyoruz ya. Bu fıtratı aliye, kabili kabiliyeti ulvi olan, geniş, anlayışı derin olan bir insanı burada tutarsan hem ona zarar vermekten hariç burayı patlatır. Çınarı saksıya tutarsan saksını patlatır. İşte cemaat içindeki şey, cemaat içindeki inşikaklar ali fıtratları ısrarla tutmaktan kaynaklanıyor. Git fıtratını inşa etsin. E ben onu ısrar edersem yani bu meşrep var ya bu mey. Buradan düştün mü? Bitti bitti. Din gibi olmuş. Me meslek nurculuktur. Meşrep bunlardan bir tanesiyle hareket. Lan değil cemaat. bir din olursa. Buradan düştün mü şey Osman? Bitti bitti. adamın bittin tamam. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe ya acayip bir şey ya. O kadar ağrıma gidiyor. Git kardeş nereye gidersin? Ustad ne güzel misal vermiş. Demiş ki çok şey demiş. Bir evin eşyası bir evin eşyası bir dükkanla satın alınmaz. Ustadı misal. Bir evin eşyası ee, sen ütüyü birisinden alırken, ütüyü birisinden alırken, ekmeği de aynı yerden mi alacaksın? Akıl bunu söylüyor zaten. Diyor ki aklın istediğin yere git. Cumartesi umumi derstir. Her meşrebin. Buraya bağlı olma. Git. Cumartesi dersleri söylüyor. Git katıl. Katıl. O kardeş ne diyor? O abi ne diyor? Bir şey olduğu zaman ben birbirimize haber veriyoruz. Mustafa kardeş Şener abi bak haberin olsun ha öyle yapıyorum. çünkü benim kulağıma biraz farklı delinlikte de varsa onu söylüyor. Ha çünkü böyle zaten çünkü niye? Ya kardeşim Allah kitabını değiştiriyor. Tevrat'ı Sebor'u değiştiriyor. Peygamberini değiştiriyor. Mucidid'i değiştiriyor da. Meşrep değişikliği. <laughs> Olmaz mı ya? Meslekli değil ha. <laughs> ehl ya. Aşe şey çağırdı beni. Sofi. Ya dedi İhvanlar diyor seni diyor merak eder gel diyor bize ita şey yap. Dedim İstanbul'a gelince geleceğim. Aklın olduğun alametlerinden bir tanesi de niye bu kadar izaha girdin demek ki ihtiyaç varmış. Hayri kesir için şerri kabul edilir. En azından doğru düşünmeme yanlış düşünme yanlış düşünenler sebep olmuşsa benim hayra sebep olmuştur. Öyle değil. Öyle mi? E böyle. Bak Böyle anlamama sen sebep oldun işte çok güzel. Benim doğru düşünmeme senin yanlış düşüncelerim verdi. İşte en azından ben sana fayda veriyorum. Doğru düşünmene katkı sağlıyorum. Çünkü öyle değil diyebilmen için başka bir şey bulman lazım. Bulmana sebep verdiğimse ne ala. Hayri kesil için şerir kalil kabul edilir sırınca iman ve İslamiyet için beşeriyetini öne çıkarmamak. Bak İman ve İslamiyet hiçbirisi insan değil. Meslek de değil, meşrep de değil. Bunlar dindir. İman ve İslamiyet için beşeriyetini öne çıkarmamak ve beşeriyetin iktizası olan insafsızlık. Be beşeriyettenmiş bu Osman. İnsafsızlık beşeriyetten. Aklın ölçülerini nazara almamak beşeriyetten. Zulüm yapmak beşeriyetten olduğu için insafsızlık, aklın ölçülerini nazara almamak, zulüm yapmak akılsızlıktır. Ee, i̇man ve İslamiyet'i tercih etmek o derece insafsızlık. Bir, akılsızlık. iki pek zulüm olduğunu neyle anlarsın? Aklın varsa anlarsın. İnsafsızlık ne demek? İnsaf, nısıftan gelir. İnsaf, Arapça'da nısıf, yarılamak. İnsaf, nsf, nısf, yarı. Yani e, insafsız şu, peşin karar verme kabul edilebilir de reddedilebilir. Yani bir adam bakınca doğru tarafı da var, yanlış tarafı da var. Ama küllümen bir adam şerse şeytan şeytan o. Şunu da, yapıyor, da yapıyor, tabii, yüzde yüzde lüye vuruyor. O kardeşin yanlış mı yaptı? Tamam. Yüzde yirmi beşi şeye ver. Şeytana ver. Başka? Yüzde yirmi beşi nefsine ver. %25'i de kadere ver. Etti mi %75? %25'i de afet diyor. Ya %75'e %25 feda edilir. Eğer etmesen de %25'e esas alsan %75'i ona mahkum etmiş olursun. İnsana bakın abi ya. Of. Mesela nasıl kullanalım ailede? Benim ailem çirkeftir. Benim akrabam çirkeftir. bu Kardeşim çirkeftir. Ama bak bakalım güzel tarafları da var var ya abi. Mesela ben onu kendi yaşantımda da uygulamaya çalışıyorum. Muvaffak oluyor muyum bilmiyorum. <laughs> Diyorsunuz ya sen abi. Evet tamam hatalı kusurlu. Ama hiç mi iyi tarafı yok? Bunun? Yok. Heh, o iyi taraflarını artırın işte. Evet. Mesela onu düşün. Yani iyi taraf. Yani hiç mi misal eşiniz hiç mi güzel bir yemek yapmadı? Ya. Vesaire. Evet. Şimdi burada da insaf şimdi tanımlama yapıyor. Arapçada nısıftan gelir. Yani Ortadan bak. Yarı yarı. Ve aklın bütünselliğiyle bak. Aklın bütünselliğiyle bak. Üç, zulüm yapmadan bak. İnsafı konuşuruz ha. Kalpten ziya gelmiyorsa zulüm ehli olur insan. Kalpten ziya, akıldan nur gelir. Ziyayı kalp, bak ziyayı aynı böyle geçer. Ziyayı kalp olmasa, Aklın nuru fulunu medeniyedir. Kalbin ziyası ulumu diniyedir. İkisinin intizacıyla hakikat tevellüt eder. Aklın nuru fulunu medeniyedir. Kalbin ziyası ulumu diniyedir. Bak intizac ettireceksin. Ustad değil Müslüman kardeşini ittifak etmek fenleri de için alır. Fen bizim alımız. Fen ne demek biliyor musun? Yazı yazmak için kalemdir. Fen ne demek biliyor musun? Ee, din için fizik matematik nedir? Civatayı sıkmak için iki ağızlı anahtardır. 14-15'tir. <laughs> Bilim, Benimdir yani Allah'ımın hayatı, hayatı tekminiyeleridir. Bakın insafsızlık neymiş? Nısıftan ortadan bakamamakmış. Aklın bütünselliğiyle bakamayıp aklın bütünselliği bozulmaktan kaynaklanıyormuş insafsızlık. Başka? Zulüm ehli bakar insafsızlık. Kalpten ziya gelmiyor. Onun için zulüm yapıyor. Kalbin akılla bütünleşmesi nispetinde zulümattan kurtulur. Akıl şey kalp akıldan kopuk düşünüyor, hissediyor. Akıl kendi başına kalması nispetinde insafsız olur, akılsız olur, zulüm ehli olur. Ak göz ne aletidir abi? İşitme aleti midir? Hı hı. Kulak, işitme. Akıl, tefekkür. Kalp, sevme. Ruh, yaşama. Haz, orada yaşanır. Şimdi bak abi. Akıl sevme aletimi. Ben karar vermişsem sevmemeye ne anlatırsan anlatsın o. Sevmem ki. Peki bir insan bir insanı niye sever? Sebep olduğundan mı? Karar verdiği için. Bununla alakalı ehli dünyanın bir ne iş şey yapayım. Adama cihaz bağlamışlar kafasına. Acayip hoşuma gidiyor bu. Çok. Demişler ki cihaz bağlamışlar. Deney yapıyoruz. Sen, şimdi ben sana bir şey göstereceğiz. Evet veya reddedeceksin. Kabul veya reddedeceksin. Tamam. Tamam, tamam demişler. Mesela diyelim ki bu... Gösteriyorlar. Bu elmadır. Bu elmadır. Ne demesi lazım? Hayır. Hayır. Göster. Bu elmadır. Hayır. Bu demeden önce saniyenin kaçta kaçında bir de o alet önce hayır diyor. Bundan önce hayır diyor. Hayır diyor. Sonra aklı diyor ki hayır. Bakmışlar kehili dünya. Yani bilim insanları. İnsan ifade etmeden, eyleme dönüştürmeden, düşünmeden, bak düşünmece, düşünce, akıl. İnsanın başka bir tarafı var, akıldan önce aklına hocalık yapıyor. Hayrı o karar veriyor, akla söylettiriyor, dille ifade ettiriyor. Bu gösterdiği elmadır. Hayır demeden önce insanın dili aklen ikrar, lisanen ifade olmadan, İnsanda diyor bunu varmışlar şimdi. İnsanın aklına gelmeden önce insanda başka derinliklerde bir sistem var. O akla diyor ki hayır de. O sistem dinimizde de nedir? Aklı olmasa da, dini olmasa da bu adam cennetliktir. Deli cennetliktir ama aklı yok. Dini yok. Çocuğun aklı yok. Hatta bir tane ibadeti yok. Çocuğun bir tane namazı yok. Bir tane orucu yok. Benden niye nurlu? Niye nurlu bizden? He? Günahı yok ondan. Günahı yok ondan. Günahı yok. Mesela rüya görmüştüm. Rüya ha rüyada bundan 3-4 gün önce bir rüya gördüm. Karanlık gibi böyle ama karanlık değil böyle bir garip bir karanlık ama öyle bir karanlık yok. Orada kendisi yok bir ses duyuyorum. Diyor ki bana... eee Allah şöyle bekleme diyor. Allah bana bir şey şu ikram ederse ben bunu terk edeceğim. İyi dinleyin bunu. Allah bana verirse ben de bunu terk edeceğim. Sakın ha sistem böyle çalışmıyor. İlk önce terk edeceksin sonra Allah verecek. Allah verip terk etmeyeceksin. Terk ettiğin için Allah verecek. Ben de içinden diyorum ki konuşmadan ona ama kendisini görmüyorum. Yani la ilahe olmadan illallah olmuyor. La ilk önce la ilahe terk et. Evet. aynen öyle. Ama dedi şu hatayı yapıyorsunuz dedi bana. Şu hatayı yapıyorsunuz. Allah bana nasip ederse derse geleceğim. Allah bana bunu yaparsa, Allah beni zengin ederse zekat vereceğim. Hayır, zekat her şeyden verilir. Çocuğun da zekatı var. 2-3 çocuğun. Mimma'daki ma tamimdir diyor. Geneldir. Allah sana ne verdiyse hepsinin zekatı verilir. Öşür diyor. çıkarsa ver, onda bir. Mesela ilmin zekatı yok mu? Mesela bir tanesini söyleyeyim Kur'an'da. Nur Suresi 35, 36, 37, 38, 40. ayet. Bir kısım meçhul var ki orada erkek oğlu erkekler kalır. Sabah akşam Allah'ı zikrederler. Onların iki zikr sıfatı var. Ticaret yapmazlar, ziraat yapmazlar. Parası olur mu? Malı olur mu ticaret ve ziraat yapmayın? Ama ne diyor? Ticaret ve ziraat yapmazlar ama namazı dost olur, kılarlar ve zekatını verirler. Namaz kılmış şey parası olmayanın zekatı mı olur? Ne diyor? Ha ilmin zekatını, ömrün zekatını, hayatın zekatını şey yaparlar. Ee, abiler kısacası insan da akıldan her şey aklı olmadığını aklımızda söylüyor ya bilimden ben misal verdim. Yani aklımıza e, tasdik ettiriyor. Bu elma değildir. Elma gö. Bu elmadır. Aklımıza tasdik ettiriyor bizden önce bir sistem çalışıyor diyor. Tamam mı? Bunu bilimin söylediği söylüyorum. Sonra bu elmadır. Hayır. Bu hayır demeden önce lamba yanıyor. Haberi yok bunun. Yani bizden başka birileri var. Bizden bende bir benden içeri bir bir var. Benden evet bir ben var. Benden içeri üç tarafta o kalp ilk önce ruhuma diyor. O sonra Ruma diyor, ruh kalbime diyor, kalp vicdanıma diyor, dima aklıma diyor. Aklı da diyor ki hayır hayır elma değil. Elma değil, elma hayır. Ben söylediğimi zannediyorum. İşte namazdan da misal verdim. Niyet ettim, niyet ettim. Bak yetiyor. Kalben niyet. İşte bu da elma değildi. Yani bununla şunu demek istiyorum. İnsan gözüktüğü gibi değil. Bütün alemlerin cem, cemil cemi olmak kolay iş değil ya. Çok tuhaflıktır. Ama burada bulunmak da acayip yani bu eller, ayaklarla olmak. Çok tuhaf yani. Çok da hoş. E mesela e, ruh ölünce bir yerlere intikal etme konusu dışarıda söylüyoruz. Burada üstü, üstü açılıyor. Üstündeki battaniye kalkıyor orada. Ha bak. Öldüğünü bilmiyor. O bekleyen bir talebem vardı diyor. Yer altında diyor bana yer hazırlıyor. Oysa şehit diyor. Oysa benim öldüğümü zannediyor diyor. Bana üzülüyormuş. Oysa ustad yok Allah Allah. Bu şehit beni şehit biliyor. İş, iş birbirine girmiş yani olay. Ortak birbirine girmiş. yani, <laughs> yani ortalık karışmış yani. Olay karışmış. Durum iyi değil. Şehit beni şehit biliyor. Mesela çok şaşıracaksınız. Okay geçen hafta vefat etmiş derste. Şimdi derste bulunuyor zannediyor ki ben yaşıyor. Tamam. Çünkü derste olduğu için şehit olduğundan şehit hay bilir. Hala derse kıyamete kadar derste öyle oturacak. Şu anda zannediyor ki öyle değil gülüyor ve şehit yani. Geçen hafta vefat etmiş görmüşüz. Haberi yok. Mektubat 289. İmanın azameti envarına bak. Allah Allah. İmanın ve bu son. Bunu okuyalım. Herhalde son olur. Evet son. İmanın azameti envarına bak. Dalaletin deşeti zulümatını gör. Bak ve gör. Görüyor musunuz? Farkı. Demek iman şuremizde beyan edilen hakikat-ı aliye nefsül emrenin unvanıdır. Allah Allah. İman neymiş abiler? Allah aşkına ya çok acayip. İman nedir? Hakikat-ı aliye nefsül emrenin unvanıdır. Mehmet kardeş bunu çok derdi. İman neymiş? Hakikat-ı aliye nefsül emrenin unvanıdır. Ne demek biliyor musun? Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alemin donmuş hali kainat Onların kaynağı esma. O esmalar, kainatı yapmış esmaların hulasayı, camiasına hakikat deniliyor. Bendekinin adı da iman. İman. <laughs> Hakikati aliye-i nefs-i unvanıdır. Ve iman ile ondan istifade edilir. Yani bendeki o olduğu için ondan on, o var ama onun bende bir karşılığı var. Bendeki o var. Bendeki o. Ondaki benden istifade etmenin yolu. Hani ders tenüste dedim ya. Kur'an mesela geldi. Gelmeyle bir şey getirmek değil. Gelinen kişiye, bize, aklımızı, kalbimize Kur'an geldiği yolları açarak aklen, kalben yürüyün diye yol açması demektir. Gelerek sifayi verme, vermiyor vahiy alan insanın kalbi, ruhu, vicdanı o yolu açık görüyor ve kalben ve ruhen o geldi alemle ucu edebiliyor. Koridoru açıyor. Bak vahinin bir vazifesi de bir şeyi getirmek değil, getirmesiyle gidecek olan ruha yol açmaktır. Ki bunun unvanı miraçtır. Miracın hakikati bu. Miracın hakikati bu ya. Yani gidebilir olduğunu, insan gidebileceğini, gitmesi gerektiğine ait Kur'an nereye gelmişse bize gelmiş. O gelene diyor ki ben sana yol açtım geldiğim yere gelebilirsin. Söz ders 506'da geldim, geldim, geldim. Bir de sen demez misin? Bir de sen gel. Ha, o alemleri biz tefekkür ede de düşüne düşüne gidiyoruz kapısına vuruyoruz. Şimdi diyoruz ki bir de sen gel ya. O alemlerde insanın aynı ruhuna ne yaparlarmış iade ziyaret ederlermiş. Risale 506 sözlüğüne geçiyor. O alemlerde insanın kapısını çalan evet her çalana o kay. Her çalana kapı açılmıyor ama kapı kime açılıyor? Çalanlara. Her çalana açılmaz. Ama her açılana kapı çalanlar İsa Aleyhisselam bir şey var ya, bozulmuş bir ayeti var ama bilmiyorum bu bozulmuş mu? Diyor ki, şimdi diyor bu durumlarda, dehlizlerde, gizli yerlerde fısıldadıklarınızı diyor, öyle bir gün gelecek ki balkonlarda, dışarlarda haykıracaksınız diyor. Vallahi o kadar hoşuma gidiyor ki. Ha karanlıklarda dile getirmekten çekindiğiniz hakikatları bir gün, bir gün Çay, çatılardan haykıracaksınız. Ya Rabbi Allah'ım ona selatü selam eyle o İsa. O senin peygamberi alişanına, İsa aleyhisselamına. Ya Rabbi, bizden hoşnut et Allah'ım hepimizden. Haberdar et bizden Ya Rabbi. O, o salatu selam olsun ona. Çok güzel demiş ya. Bir de söyleyin Faruk. Dile evet. karanlıklarda yaşadığınız bir dini, bir inancı e, Çat. çatılarda haykıracaksınız. Ve buna herkes inanacak. Vay be. Bu derslerde öyle olacak. Söylemekten imtina ettiğimiz, çekindiğimiz hakikatta cennette hakikat olacak. Daha ilerisine geçerek orada... Allah bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değildir, mekanı yoktur, istediği olur, istemediği olmaza inanan, ki itikat doğru, cennette buna mazar olacak kişi. Her yerde olacak, hiçbir yerde olmayacak, her istediği olacak, istemediği olmayacak. İnandığına dönüşeceksin. O esmaya azami mazar olacaksın demektir. Evet, kendi halikini ve mabudunu bilecek ve bulacak diyor. Evet. Kendi halikini ve mabudunu bilecek, bulacak. Ona azami derecede mazar olacaktır. Vay be doktor. Acayip bir yerler be. Onun için büyükler bunu fikretmemişler. Geçmişler, hissetmişler. Ellerini uçturup ya Arap ne zaman sıramız gelecek demiş. Tiyatro. Aşır meydana kabir, hepsi bir tiyatro. Bir şey anlatmak için anlatılmış. Ne şan bu hakikatı kendinde ara. Eğer iman olmasa nasıl ki? İman olmayınca ne olurmuş biliyor musun? De erdinç. Kör. Yapalım ki. Sar, dilsiz, akılsız. Yani kafa yok. Adama imansız kimmiş? Kör, sar, dilsiz, akılsız adama. Her şey madumdur. Öyle de imansızı her şey madumdur, zulümattadır. ama iyi bir mühendis. Senin hissettiğini, doktor fikrettiğini adam hayalinde bilmez. Konuştuklarımız var ya. Duysa şunlara bak ya. Deli ya. Mağaraya kapanmışlar. Zavallı ya. Allah Allah. Aa, bir de doktora kültürlü adam. Hayret ya. bunu da kafasına nasıl Allah Allah. Baba. Bunlar hep oynatmış ya. Hipnoz bunlar kesinlikle ya. İnan hipnoz ya. Ha. Hakikat-ı Ali Nefsül Emriye ne demektir? Onu izah ediyor. Asıl kaynaktaki yüksek hakikat, işin kaynaktaki yüce ve değerli, değerli olan gerçek iç yüzü. Bak izah ediyorum onu. Hakikat-ı Ali Nefsül Emriye'nin adıdır iman. Şimdi o ne demektir? Açın izah ediyorum Ali. Sen çok acayip merak ettin. Çok güzel. Ne diyor? Manası şuymuş anladığım tabi. Asıl kaynaktaki yüksek hakikat, yani asılda neyse, işin kaynaktaki, işin kaynağındaki su içiyorum ama borudan, acaba o çıktığı yerdeki yüce ve değerli olan gerçek iç yüzü, çünkü su dağdan gelene kadar bir sürü ottan geçti, madenden geçti, topraktan geçti, odunları çürümüştür oralardan aldı, tadını değiştirdi. Menba gibi değil ki. İşin tam kendisindeki yüksek ve değerli olan gerçek iç yüzü yani bu mevcudat nefsül emriye bu mevcudatın hakikati olan esmaların bütünlüğünün ifadesi olan iman. İman nefsül emriyenin yani şu mevcudatın kaynakları, mercileri, asılları olan esmalar ve sıfatların bütünlüğünü bütünlüğü Mesela ben ahlakı şöyle tanımlıyorum. Mazarı, sıfat ve esmanın efalinde, ekvalinde, ahvalinde, etvarinde göstermenin adı ahlaktır. Buradan. Mazarı, sıfat, Allah'ın zatı ve subutu sıfatlar ve bütün esmalara mazariyeti, mazar olan kişinin efalinde, ehvalinde, akvalinde, etvarinde ifadelenişine ahlak diyor. <laughs> Ondan sonra yani yani parantez içinde. Aslında o yani bu üst şeyin açıklaması. Aslında bunu bir daha okursak, evet. daha mı şey olacak? Evet doğru. Bir yani bitireyim. Evet. Yani bu mevcudat bu mevcu ya benim dengesizliğim daha ya tam akıl yok ki. Yani bunu okuyayım mı başa döneriz. Bu mevcudat bu mevcudat nedir? Şu bu nefsül emriye. Arkadaşlar şu elma, armut, güneşe nefsül emir. Nefs emirdeki Allah'ın vücuda çık dediği şeylere emrettiği şeylerin olmuş haline nefsül emriye denilir. Nefsül emriye. Emredün. Emri nefse dönüşmüş. Vücuda dönüşmüş emir. Bu mevcudat yani nefsül emriye bu mevcudatın hakikati olan bu elmanın, güneşin kaynağı olan esmaların 8 tane ismin tecellisidir güneş esmaların bütünlüğünün ifadesi olan iman yani Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alemin bütünsel hulasa hamuru özü çekildiği insana konmuş bunun adı iman İman nefsül emriyenin yani kaynakları yani şu elma armut güneş denilen şeylerin kaynakları mercileri, asılları olan esmalar ve sıfatların bütünlüğü, bütünlüğü, bütünlüğünün biz nefsül emriyedeki mevcudatın sanini kabul ve tasdik etmekten rabul aleminin verdiği cevabıdır iman. Müthiş Vallahi ya. Allah'ın verdiği cevapmış. Bir daha. Şimdi nefsül emriyi izah edelim. Nefis abiler ortaya o çıkan her şeye nefis denilir. Emretti Allah ol dedi. Oğlan her şey nefsül emri denilir. Bunun kaynağı nedir? Esmadır. Esma. Esmanın dolmuş hali. Tamam mı? Tamam. Yani ama celali var, ateş var, gül var, cemal var. Soğuk var, sıcak var. Zıt değil mi esmalar? Hepsinin bütünselliği. Ha, nefsül emri. Bunların mercileri var. Bu taşın, toprağın, soğun, sıcağın kaynağı var asılları var. Onlar nedir? Esma ve sıfatlar. Bütünlüğünün. Tamam. Biz nefsül emriyedeki şu mevcudatın zıtların hepsinin bu soğun, sıcağın, elmanın, armutun hepsinin sanini kabul. Vahiy ile bunların sanatkarını kabul ve tasdik etmekten yani kısacası aklımıza vahiy geliyor aklımız vahiye muhatap olup tasdik ediyorsa Rabbul Alemin sen mi Kur'an'ıma muhatap oldun ey akıl ve bunu tasdik ettin, itikat ettin Kur'an'a. İtikat bizden. Kur'an'a itikat ettik, Allah'a itikat ettik. Siz mi bana itikat ettiniz? Benim de şu doğru itikatınıza bir cevabım var. Onun adı da benim. Onun adı da benim. Onun adı da benim. O ben, iman zatının nurudur. Doğru itikada verilen Allah'ın cevabı imandır. Nefsül şey Rabul aleminin verdiği cevaptır iman. İman alınmaz. İman bulunmaz. Kim kaybetmişti bulacağım? 42 işaret edeceğiz da. Sadi Teftazan diyor ki iradi cüziyenin sarfından sonra iradi cüziye iltizamdadır. Dimadadır. İradi cüziyenin sarfından sonra iradi külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu Mümin kulunun gidip aldığı, bulduğu, koyduğu, çalıp çırptığı değil. Mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Nedir? Zatının nurudur. Es şey, iman. Sana verilendir, alınan değil. Sen akla, akılla, Kur'an'a muhatap oldun ve doğru itikat sahibi oldun. Sen mi bana doğru itikat ettin? Sen mi benim kelamımı kabul ettin? Ey akıl! Sen mi benim Kur'an'ıma bana itikat ettin? Şimdi vazife bana düştü itikat ettiyse ben sana itikattan daha değerli bir şey vereceğim. Ne vereceksin ya Rabbi? Rabbül Alemin olarak kendimi sana vereceğim. Kendimi sana. Onun adı nedir? İman. İman esma değil. Esma da var. İman sıfat değil. Sıfat da var. İman şunat-ı değil. Şunat-ı de var. İman zatının nurudur. Eğer iman olmasa mevcudatın eveli, başı, ahiri, yüce neticesi olan ahiretsiz olursa yani im, bu kainatın başı ve sonu imanın ve başı ve sonu Allah ve ahiret olmazsa mevcudatın eveli başı ahiri yüce neticesi olan ahiretsiz olursa hazır zaman hazır zamana müptela olur. O hazzı o zaman vahye kulak vermediği için sağır olur. Vahiy bakmadığı için kör olur. Vahiy ile dolmayan ve bakmayan insanın konuşması da geçmişinden ve geleceğinden kopuk olduğu ve hazır zamana münasır kaldığı için dilsiz olur. Sanatın sanatını şey sanatını sırf mana ismiyle baktığı ve ifade ettiği için dilsizdir. Hakiki hikmetten bahsetmiyor, edemiyor. Vahye muhatap olmamış insanda aklı da yoktur, sıfatları vardır. İmansızın, kör, sağır, dilsiz, akılsız benzetiyor. Düşün ki göz, sağır, kulak, dilsiz, akılsıza bu mevcudat nasıl olur? Düşün gözsüz, sağır, dilsiz, akılsıza bu dünyada yaşamak nasılsa işte imansıza da öyledir. İmanda öyle bir göz, öyle kulak, öyle dil, öyle akıl var ki imanın aklı. Mesela hayatın hayatı imandır. Demek ki imanda öyle göz, kulak, dil, akıl var ki yani insana takar ki, insana iman bir göz takar, iman insana kulak takar, insan diline dil, aklına akıl verir. Ya yani insan öyle şeyler takar değil. Ta arş görebiliyor. Öyle bir akıl ihsan eder ki iman insanın aklına aklına akıl ihsan eder ki burada yani alemi şahadette bile alemi gaybı içine koyuyor. Aklı aklına başka bir akıl veriyor. Ta buralardan orayı seyretiyor ve yaşama hakkını veriyor. İmansıza her şey madumdur ve zulümattıdır. Madum ne demek? Eşyanın madumu okuyor bak bu e, Lugat e, lugatta yok zannediyorum Osman madum eşyanın geçmişsiz ve geleceksiz görünüp bilinmesi yani yok yani madum geçmişsiz ve geleceksiz olması İmansızın kafasında imansızın kafasında ne var madumdur yani yokluk var kalbinde zulümatlıdır. İmansızın kafası madumdur. İmansızın kafası zulümatlıdır. İmanın nuru geçmiş ve geleceği nurlandırıyor. İman gelince geçmişimizi var ediyor. İman gelince geleceğimizi var ederek bizi iki yokluk arasındaki sıkışmaktan kurtarıp kanatlarımızı açıyor. İmanın nuru geçmiş ve geleceği nurlandırıyor. Kişinin aleminde kıyam bulup diriliyor diyor ustad geçmişim de diriliyor. Söyler misiniz kafirin geçmişi var mı? Yok. Allah olmayınca geçmişi yok. Ahiret olmayınca gelecek. Şimdi geçmişi yok. Senin kaç yaşında? 50 yaş. 50 yaşın nerede? Bitti. Yok oldu. Ha. Ama iman gelince geçmişin diriliyor. Mesela kafire ne yapıyor? Hemen iman edince 50 sene yoktu Alman. Kafirdi. İman edince geçmişini yok saymıyor. Varsa ne diyor? Vars yapıyor. Ve namaz orucunda var kılmış kabul ediliyor. Kafirin Müslüman olması geçmişini hemen kurtarıyor. De Diriliyor, geçmişim var. E ne olacak diyor bu kadar namaz olur. Onlar üzerime aldım diyor Allah. İmam bak ne yaptın. Ama Yasin bir sürü kazan var. Sen kılacaksın kardeş. Erken kılacak. Sen kılacaksın. Biraz erken iman <laughs> <laughs> Sen kılacaksın kardeş. Kafir ise kılmayacak. Evet abi senin makamına gelemez tabii. <laughs> 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 Kitap değil mi? Olmak lazım. <laughs> Hiçbir günahı yok biliyor musun? Kaza yapmıyor <laughs> mu geçmiş? Oruç mu? Hiçbir şey yok. Aklını almadı değil mi? Niçin almadı biliyor musun? Akıl işi değil. İkram böyledir. A bu kainatı yaratır mısın? Aklı işi mi? İşte böyle gani olduğu için. Allah'ın en büyük cömertliği e, zenginliği neredendir biliyor musun? Ha, tabii çok çeşitli, çok sormuşum. Çok, yani kendime de size de çok çeşitli, çeşitli cevaplar var. Al, Allah'ın gani olması, zengin olması. bana göre ruhuma düşen çok manasında en şeyi şu. Faniye beka vermesi. Çok hoşuma gidiyor. Bu zerrecik vücudum, hadsiz vücudun aynısı. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücuttan kazanmasının sesiyle. Bak gene unuttuk iki tane. Mensubiyeti cihetiyle. Ha? Ha, ile ciheti, bir an yaşaması nihayetsiz bir vücut kadar kıymetli olduğunu e, bir tane de var. Üç. Baklavanın yolunu biliyoruz da bunun şeyini bilmiyoruz. Ya, para kazanmanı. Ömrüm para kazanmaktan geçtiği için bunu çözemiyorum. Evet. Ha. Bak ne kendinden daha kıymetli, baki mutadit vücutları bulunduğunu meyve veren, meyve veren bir kelime hikmet hükmünde, olduğu. hükmünde, olduğunu. Kendinden daha kıymetli Mesubiyet üçün, son cümledir. Hı. Mesubiyet. Hı. Niye böyle? Ama ah, bir iki imam var ha. İmam var, her şeyde imam var. Bak adama Allah'ın verdiği adıma. Sen mi iman ettin? Allah'ın adıma. Ben, ben şöyle düşünüyorum abiler. Hı. Allah'ın verdiği cevabı ben en çok alakadar ediyor. Kişi ne yaptı o kadar değil. Mesela bak bir temsil vereyim. Geçen ay Beykoz'da bir vakıf vefat etti. 50 yaşında var mıydı bilmiyorum. Var mı 50? Tamam. Şimdi Allah'ın verdiği cevabı. Bunu yaptığına bakmayın. şimdi. O ikinci denir. Birincisi. Allah'a bakın yani. Allah'ın verdiği cevap çok önemli. Şimdi ömrünü ver, adamış mı davaya? Allah'ın verdiği cevaba bakın. Cemaat değilsin Adem. İmamsın. İmam olmuş. Ve yatsı namazı da girmiş ustad. 28. lemada yatsı namazını o aleme girdim dedi. Bu da yatsı namazında. Birinci rekatta da ölmemesi. Ben de rekatları anlattım size. 4 dört rekat ne demektir diye. Allah verdiği cevaba bakın. Sen misin vücudunu mucidine feda ettin? Mukabilinde büyük fiyat alacaksın. Şimdi birinci rekatta olsaydı alem-i oldu şehit oldu. İkinci rekatta olunca gayba gitti. Kainata girdi. Cennet. Fethul fi ibadi vethuli cenneti oldu. Üçüncü rekatta olsaydı şeceri hilkate girmiş olacaktı. Dördüncü rekatta olsaydı muhatab ilay olacaktı. Tamam. Şimdi namazda hem de imamsın hem de yatsı namazındasın. Tamam. Hem de ikinci rekattasın. Ondan sonra adam noktaladı. Bu dünyadaki şimdi. Allah'ın yani vay be ne adamdı bura. Esas Allah'ın bu davranışa verdiği cevaba bak. Allah'a yakışır. İsa'nına, lütfuna kuşatacak bir cevap verdi. Allah'ın verdiği cevaba bak ya. Hep ben aklım oraya gidiyor. Allah buna ne dedi? Ya. İmanın nuru geçmiş ve geleceği nurlandırıyor. Kişinin aleminde kıyam buluyor, diriliyor. Dalaletin dehşetli zulümatını gör. Dalalette zulümat var. Demek dalalet kalbidir. Abiler bu sayfa bitti ama şurada hiç izah yok. Metni okuyayım. Madum eşyanın geçmiş ve geleceksiz görüp geçmiş ve geleceğinden kopuk anda bakmak. Bitmiş yani. Yok yani Osman. İki tarafı da yok. Çok da. Tabii canım. Senin nazarında tabii ya. Mesela 50 yaşında olanın bir kafirin geçmişi yok ama ben onunla aynı şehirde yaşıyordum. Hepsi var bende. Sende yok. Çünkü sen, sil yaptın. Dedi ki dosya çok büyük. Çöpe götürürsem almaz. Burada sileyim istersen dedi. Evet dedim. mi çöpte de yok. Ancak şey olması lazım. Her kır gibi veya işte yazılımcı olacak Ali gibi ki belki otellerden getirir. Bu söylediğim sizde ne kadar karşılık bulacak bilmiyorum Ali. Eyvah. <laughs> <gülme> evet, tamam. Yine bastı. Şey. Adem senin karşılık bulmaması. Güzel. Oldu, karşılık Harika. Güzel oldu. Mektubat 292 düz okuyorum kesiyorum. Bitiyor. Çünkü izah yok. Kendisi izahmış. Nasıl ki bir sayfenin tabına medar olan matba hurufatın, hurufatına bir vaziyet bir tertip verilir ve bir sayfenin tabına medar olur ve o sayfa ise suretini ve huviyetini basıla mutadit yapraklara verip ve manalarını çok akıllara neşrettikten sonra o matbaa hurufatının vaziyeti ve tertibi de değiştirilir. Ee, dedi. Çok mana. İşte burada ne anladık? Manalarını akıllara neşrederlermiş. Akıl mana ilişkisi, Akıl -mana ilişkisi oldu. Bunda bir şey yok başka. O zaman bu kadar demeyeyim. Yani konuşulsun mu diye yapmışım. Yani sureti ve huviyetini, e, manalar surete ve hüviyete bürünüyor. Serbest bölgeye atılıyor. Serbest bölgeden de akıl e, yani süzgeç yani ses süzgeci, e, yani fehim. fehim süzgecinden geçiyor. Dikkatle tasnif ediliyor, dosyalanıyor manalanıyor. Vay ben. Demek ki mana nefsül emir emriyenin sureti ve hüviyetiymiş. Akıldaki. Mana nefsül emirdeki mana akıldaki sureti ve hüviyetine akli mana diyoruz. Nefsül emriyenin sureti ve hüviyeti akıldaki durumuna mana diyoruz. Bir daha, e, nefsül emriyedeki eşyanın e, hüviyeti ve suretinin akıldaki haline mana diyoruz. Evet, serüvenimiz burada bitiyor, seyahatımız burada bitti. Nasıl demiştim ki zaten, dur. Nefsül emriyenin yani eşyanın mevcudatındaki mevcudatta gözüken hakikatları var esmaların. Bu nefsül emriyenin hakikatlarının suret ve hüviyetlerinin akıldaki bulunma şekli akıldaki hakikatına mana denilir. Hakikatlarının bütünselliğine de hakikat denilir denir. Süviyet ve suretlerinin. Çünkü ee, e, çıkar çıkıyor çıplak, evet. çıkıyor çıplak çıkıyor. Evet. Suret girmiş. Suret ve hüviyeti almış. Aslında bu, bu manalara süre. Evet. Ya sü Kanun sureti e, akılda o zaman. Evet. Akılda. Hı Suretleri akılda. Mananın hı hı. İfadesi ise serbest, serbest, bölgede. serbest bölgede. Kanuniyet demek daha faydalı çünkü suret her şey serbest bölgede. Olmuş. Evet, doğru. Doğru, tamam. Kanuniyetlerine diyelim. Aynen, tamam. <laughs> kan tamam kanuniyetlerine mana denilir. Çok mana dedi zaten burada ya. Doğru söylüyorsun. Bak nasıl ki bir sayfenin tabına medar olan matbaa hurufatına bir hüvet bir tertip verilir ve bir sayfa tabına medar olur. Ve o sayfa ise hüvetin suretini hüvetini basılan mutadit yapraklara verip ve manalarını çok akıllara neşrettikten sonra matbaa urufatına vaziyet ver tetkik diyor. mana işte tam. Evet, evet. Hakikat. Şey kanuniyet ya. Çünkü matbaada devamlı hakikat şey değişiyor ya. Kanuniyetleri değişiyor. O zaman nefsül emriyenin hakikatlarının suret ve hüviyetlerinin kanuniyetleri akıldaki kanuniyetlerine Man. mana denilir. Bir daha. Nefsül emriyedekilerin nefsül emriyedekilerin hakikatlarının suret ve hüviyetlerinin kanuniyetlerini kanuniyetlerinin akılda bulunma bulunmasına mana denilir. Diyoruz. Burada bitiriyoruz. Seyahat bitti. Ser yani ne oldu biliyor musunuz? mekan açıldı zihinde şimdi. Yani Allah oraya sokmasaydı, o mekan açmasaydı o burada açılmazdı. Burada açıldı, orada açıldı, orada açıldı, burada açıldı aynı şey. Verdiği için verecektir. Verdiği için verecektir. Verdiği için de veriyor. Aynı şey. Olduğu için olacaktır. O, o Olmuş olduğu için oluyor. Aynı. Hakikaten aynı zahirde görmek. 20. söz. Ve ahirde vahum. Enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. 아멘